Hasan Umut Akın'la birlikte en genç oyuncuları 19 yaşında iki oyuncu da sevgili izleyiciler ve bugünkü mücadelede genç oyunculardan sadece Korhan Güler'i ilk 11'de görüyoruz. Ve diğer tarafa baktığımızda da Balıkesirspor takımında ikişer gol atan Otto ile Mirsic bugün yoklar. Mirsic yedekler arasında yer alıyor, onu da ifade edelim. Ardından birer gol kaydeden Foxy'yi görüyorum. O da yine bugün yedek. Onunla birlikte Celal Emir Dede yine bir gol kaydetmiş ligde. İsmail Yüksek, sevgili seyirciler, İsmail Yüksek de bugün mücadelede ilk 11'de değil, o da yedek. Takım kaptanı zaten İsmail ve Cumali Bişi'nin de bir golü var. Cumali Bişi de bugün karşılaşmayı tribünden takip ediyor. Evet, Balıkesir'de Atatürk Stadı'nda artık her şey tamam. Biz de maçın ilk düdüğünü bekliyoruz. Saha dışı kontrolleri de tamamlanmak üzere. Görüntüde Gürel Uzuner maçın hakemi. Dördüncü hakem Efe Tanrıverdi. O da saatini ayarladı. Şimdi son olarak gözlemciden de onayı aldı. Yani dışarıdaki kontroller tamamlandı. Biz de ilk düdüğü bekliyoruz. Dördüncü hakem onayı verdi. Saatini ayarlıyor hakem. İlk düdük gelmek üzere, kalecilere baktı. İlk düdük geliyor ve mücadeleye ev sahibi takım başlıyor. Hem Balıkesir'e hem Erokspor'a Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda başarılar diliyoruz. Bir uzun top şimdi ileri doğru. Kafayla karşılayan Enes. Yine top yükseldi. Şimdi yere iniyor. Geriye aktardı topu Abdurrahman. Sağ kanat. Abdurrahman geriye döndü. Emre Turan. Tekrar Abdurrahman tek top oynamayı düşündü ama biraz hızlı bir pas. Taç atışını Balıkesirspor kullanacak. Görüntüde Abdurrahman Kuyucu, 91 doğumlu. İyi düşündü aslında ama o bölgede biraz topa fazla sert vurunca dışarıya çıktı. Taç atışını şimdi kullandı Balıkesirspor. Anıl. Sağ kanada doğru. Şimdi hızlı hücum şansı yakaladı Balıkesirspor ama Erokspor yerleşti. Celal Emir. Döndü geriye Berat. En geriye Birol Parlak. Birol'dan kaleci Atilla Özmen'e. Birol Parlak da son derece deneyimli bir oyuncu sevgili seyirciler. 90 doğumlu Birol Parlak. Bugün ilk 11'de sahada yer alıyor kırmızı beyazlı ekipte. Enes. Ortada bir boşluk. Emre Turan. Emre Turan bir kez daha topla buluştu ve kaybetti. Şimdi hızlı hücum şansı. Balıkesirspor hata. Maçın hakemi şimdi oyunu durduruyor ve serbest vuruş. Ev sahibi takım serbest vuruş kullanacak. Oğuzhan Aynaoğlu. Çabuk bir oyuncu Oğuzhan Aynaoğlu ve burada yerde kaldı. Şimdi serbest vuruş kullanacak ev sahibi takım. Yayın orada kümelendi oyuncular. İşaretimi bekleyin diyor hakem. Topun başında Anıl Taşdemir'i görüyorum. Sol ayaklı Anıl. Ceza sahasının içine geldi şu anda baraj. Gürel Uzuner maçın hakemi. Evet, şimdi çizgiyi çekiyor. Elindeki spreyle oyuncuların durmaları gereken yeri belirledi. Serbest vuruş kullanılacak. Doğa İşeri'yi de görüyorum. Orada topa vurabilir. Onunla birlikte Anıl. Ceza sahası içinde 5 Balıkesirli. Hakem işaretini verdi. Doğrudan kaleye, baraja çarptı. Kalecinin kucağında kalıyor. İzzet. Kolay bir top oldu. Yaren İzzet Sözer için, kaleci için. Ve şimdi sağ kanattan atağı tazelemek istiyor, ileri çıkmak istiyor Esenler Erokspor. Yeniden kaleci. Korhan. Berat Aydoğdu kullanacak taç atışını. Tekrar Berat. Dar alandan topu çıkarttı. Batuhan. Batuhan'ın gönderdiği top. Cezalarında Oğuzhan Aynaoğlu. Şimdi sağ kanada Celal Emir orta pozisyonu yaptı, ortasını. Out. Doğrudan dışarı. Anıl geliyor tam karşına. Top doğrudan dışarı çıkıyor. Aslında dengeli çıktığı o pozisyonda Balıkesir. İyi bir orta gelmedi. Celal Emir Dede'den 2001 doğumlu Celal Emir ve şimdi kale vuruşunu Yaren kullanacak. Konuk Erokspor'da. Yaren'in gönderdiği noktada topu karşılayan oyuncu Serdar Güncü. Doğa'dan sol kanada doğru bir pas ama isabetli değil. Emre Turan. Erokspor hata. Mert Somay'a doğru, takım kaptanına doğru gelecekti. Top olmadı. Enes Soy. Mert Somay. Emre Turan ve geriye döndü. Şimdi kaleci Yaren. Berk Taşkın. Solda Korhan. Önünde bir boşluk. Korhan. Onu karşılayan Berat Aydoğdu. Biraz mesafe var önünde. Şimdi yerden attı topu. İki oyuncunun arasından çıkma düşüncesinde Emre Turan. Vuruşu etkili değil. Top dışarı çıkıyor. Out. Bu arada altyazıda gördüğünüz gibi Menemen Spor'da pozitif vaka sayısı 30'a yükseldi sevgili seyirciler. TFF 1. Lig takımlarından Menemen Spor'da vaka sayısı 30'a çıktı. Çok ciddi bir rakam. Şu anda yolda, radyoda bizi dinleyen A-Spor dinleyicilerine de böylelikle bu sıcak gelişmeyi sizlerle paylaşalım. Menemen Spor'da pozitif vaka sayısı 30'a yükseldi. Evet, Balıkesirspor'un yaş ortalaması 24 sevgili seyirciler. Esenler Erokspor bir yaş daha yukarıda, 25 yaş ortalaması Erokspor'un. Yayınımızın başında da söylediğimiz gibi iki takımın da kendi liglerinde 10 puanı var. Hem savunmada hem hücumda eksikleri var. Açıkçası karnelerine baktığımızda bunu görüyoruz. Şimdi bir duran top kullanıyor Erokspor, karşıladı savunma. Bir kontratak şansı. Şimdi sola. Dengeli çıkıyor Balıkesir. Sağda elini kaldıran Celal Emir. Ona doğru mu? Yerden bir pas, offside beklentisi, devam işareti. Plase vuruş, top ağlarda gol. Top filelerde. Top ağlarda Oğuzhan Aynaoğlu. Çok iyi götürdü topu ve stoperlerin arasından derin bir topta golü buluyor sevgili seyirciler. Balıkesirspor Oğuzhan Aynaoğlu'yla mücadelede 7. dakika. Şimdi golü bir kez daha izleyeceğiz. Orada Erokspor savunması bir offside beklentisi içindeydi. İşte bakın burada, bu pozisyonda araya atılan topta Oğuzhan içeri doğru sokuldu ve bu plase vuruş. Balıkesirspor karşılaşmada 1-0 öne geçiyor. Şahan'ın asisti, Oğuzhan Aynaoğlu'nun golü. 1-0 önde Balıkesirspor Esenler Erok karşısında. Gol Oğuzhan Aynaoğlu'ndan, bu sene ilk resmi golünü attı. 28 yaşındaki oyuncu sevgili seyirciler, bu 4. resmi maçı. Daha önce oynadığı 3 lig maçında 180 dakika forma giymiş ki bu iki maça ilk 11'de başlamış Oğuzhan Aynaoğlu. Bu da 4. resmi maçı ve bu sene ilk resmi golünü attı. Recep. Yine savunmada hazırlık pasları Esenler Erokspor takımında. Recep'ten top Hakkı'ya geliyor. Hakkı döndü kalecisi Yaren'e. Yaren. Berk Taşkın. Berk ileri doğru çıktı. Karşılayan oyuncu Abdülkadir Kayalı. Taç atışını ev sahibi takım kullanacak. Celal Emir kullanacaktı, vazgeçti. Berat Aydoğdu geldi o bölgeye. Berat henüz kullanmadı. Boşta olan bir arkadaşını arıyor. Döndü geriye. Batuhan. Hiç kimse yok. Gelişi güzel bir pas ve kaleci Yaren'de kaldı. Evet, maçın 7. dakikasında Oğuzhan'ın kaydettiği golle Ev sahibi Balıkesirspor'un 1-0'lık üstünlüğü var ve hızlı hücum şansı buldu şimdi Erokspor takımı. Kaleciye bir geri pas. Atilla. Şimdi orta geliyor sağ kanattan Erokspor adına. Ceza alanının dışı Korhan. Aktaramadı sağ kanada ve serbest vuruş ev sahibi takımın. Bir kez daha hatırlıyoruz golü. İşte Şahan Kaynak burada çok güzel bir pas verdi ve çok güzel bir dokunuş Oğuzhan Aynaoğlu'ndan. Balıkesirspor kendi sahasında 1-0 önde Erokspor karşısında. Kaleci kullandı Atilla. Kafayla karşılayan Mert. Sağ kanada şimdi hızlı hücum şansı. Celal Emir. Celal çekti topu önüne. Celal gitti son çizgiden bir kez daha ortaladı. Buna benzer bir pozisyon daha bulmuştu. Dışarı atmıştı. Bu kez içeri doğru gönderdi topu Celal. Şimdi sol kanattan atak hazırlığında ev sahibi Balıkesirspor. İyi kapattı Erokspor o bölgeyi. Şimdi Abdurrahman çıkma çabasındaydı. Ondan da top kaybı. Doğa İşeri. Doğa sürdü. Sola aktardı topu Şahan. Ondan geriye. En geride Anıl Taşdemir. Ve top da dışarı çıktı. Çünkü bir sakatlık var sevgili seyirciler. Ve bu sakatlıktan dolayı topu dışarı gönderiyor. Yerde kalan Abdurrahman Kuyucu. Bakalım offside mı? Tabii yorum sizin. Sevgili seyirciler ilk topta biraz sonra bir kez daha yönetmenimiz ekrana taşıyacak tabii bu pozisyonu sevgili seyirciler. Bu arada tedavi devam ediyor. 7 numarayla şu anda Abdurrahman Kuyucu'yu görüyorum. Sağlık ekibi hemen orada ve su ihtiyacını da kaptan Mert Somay gideriyor. Esenler Erokspor'da. Hakem de şu anda tedaviyi izliyor. Orada Balıkesir'de Birol Parlak'ı da görüyorum. İki teknik direktör Selahattin Dinçel, Esenler Erokspor'un hocası ve diğer tarafta da Mesut Dilsöz ver Balıkesirspor teknik direktörü ki Mesut Hoca ile sezona başladı. Balıkesirspor şu anda 1. Lig'de 10. sırada Balıkesirspor. İşte bakın burada sakatlandığı pozisyonu ekrana getiriyor arkadaşlarımız. Burada bir darbe aldı ve tedavisi de şu anda dışarıda devam edecek. 7. dakikada Oğuzhan Aynaoğlu'nun attığı golle Balıkesirspor'un 1-0'lık üstünlüğü Esenler Erok karşısında ve Eroksporlu oyuncular da topu Balıkesirsporlu oyunculara böyle iade ediyor. Kaleci Atilla. Abdülkadir. Birol. Birol döndü geriye. Abdülkadir. Şimdi yerden ve kaleci. On 13. dakikadayız. Balıkesir Atatürk Stadı'nda sevgili seyirciler. Esenler Erokspor şimdi çıktı savunmadan. İki stoperiyle beraber sol tarafta top isteyen Korhan ve ona geldi. Korhan çekti geriye. Hakkı. Enes. Enes çizgi üzerinde kontrol edemiyor. İstediği gibi topu önüne çekemedi Enes. Şimdi kaleciye bir pas. Atilla. İkinci top. Kafayla karşılayan Hakkı. Abdülkadir. Doğa İşeri. Emre Turan. Bir çalım denemesi son çizgide oynayın diyor maçın hakemi. Bakıyorum hakeme. Out. Orada bir penaltı beklentisi olabilirdi. Hüseyin Afkan ekranda, aslında iyi götürdü Hüseyin. Doğa İşeri ile karşısına aldı. Orada çalımı attı. Son çizgiye doğru sokuldu. Ve top son olarak Hüseyin'den dışarı çıktı diyor karşılaşmanın hakemi. Ve kale vuruşunu Atilla Özmen kullandı. Şahan'a doğru gelmedi top. Balıkesir'de şimdi içeri doğru bir pas. Topu önüne alabilirse tehlike yaratabilir Enes. Vuruş ve Atilla. Atilla'dan çok iyi bir kurtarış. Ekranda Enes Soy. Tam istediği pozisyonu buldu sevgili seyirciler. Aslında bir kanat organizasyonunda işte bakın Enes çaprazdan çok sert vurdu ama çok iyi bir kurtarış Atilla'dan. Köşe vuruşu, topun başında Abdurrahim. Dakika 15. Henüz kullanmadı, şimdi paslaşarak bir kez daha orta pozisyonu geldi içeriye doğru. Kaleci çıktı ve elinden kaçırdı. Elinden kaçırdı kaleci bir an için Atilla ve hemen hatasını telafi ediyor. Şimdi Doğa. Serdar. Yeniden Atilla'da top. Orada bir üçgen oluşturdu Balıkesirsporlu oyuncular. Anıl ileri attı topu. Şahan. Doğa. Anıl. Atağın yönü değiştirdi. Birol. Birol'dan sağ kanada. Berat gidiyor rakibin üzerine. Top hala Berat Aydoğdu'da. Berat şimdi pasını aktardı. Hakem devam diyor. Bir faul beklentisi. Şimdi dışarı çıkıyor top ve yardımcının bayrağı. Balıkesir kullanacak taş atışını. Ekranda Abdurrahman Kuyucu. Berat taş atışını kullanacak. Oğuzhan Aynaoğlu yeniden topu aldı. 7. dakikada attığı golle Balıkesirspor 1-0 önde. Batuhan. Anıl Taşdemir tek başına. Anıl şimdi döndü geriye. Abdülkadir Kayalı. Anıl. Tekrar Abdülkadir. Anıl bir kez daha. Şahan. Anıl. Tek top. O bölgeden çıkmak istiyor Esenler Erokspor takımı. Taç çizgisine paralel sürdü topu. Ama orada kaybedilen bir top. Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz yedek oyuncuları ısınmaya gönderiyor. Yabancı oyunculardan Foxy, Altion, Cedric, Abraham ve Mirsic ilerleyen dakikalarda görev bekleyecek isimler. Kaleci Vukovic de, birinci kaleci Vukovic bugün kadroda yok, maçı tribünde izliyor Vukovic. Balıkesirspor hata cezalarında. Şahan vurdu. Döndü savunmadan. Doğa İşeri. Yeniden Doğa'ya doğru gelmedi top ve şimdi tek topta çıktı Erokspor. O tehlikeyi savuşturamadı konuk takım. Oyuna genişlik kazandırdı Serdar. Tekrar geriye. Birol. Sağda Berat vardı, atmadı. Serdar hala topu götürüyor. Şimdi sola Doğa İşeri, ondan geriye. Kaleci Atilla. Birol. Birol'dan uzun top. Celal Emir. Gitti rakibin üzerine, topu kaybediyor. Şimdi Enes Soy. Enes. Mert Somay. Mert. destek arıyor ve oyunun yönünü değiştirdi. Mert sağ kanada bir top attı. Şimdi orta pozisyonu geldi, orta kafayla karşılayan Birol. Top döndü cezalarına. Beraberlik şansı. Bir çalım savunmadan döndü. Savunmadan dönüyor ve şimdi o topu uzaklaştırma düşüncesinde Batuhan, uzaklaştırıyor. İyi bir pozisyon yakaladı Erokspor. Hakkı. Döndü en geriye Mert, takım kaptanı. Berk. Emre Turan. Enes Soy. Kaleye vurabilir Enes. Devam diyor hakem. Bir faul beklentisi. Oğuzhan Aynaoğlu oyunu durdurduruyor hakem. Top Balıkesirspor'un. İşte biraz önceki pozisyon. İyi götürdü aslında, önünü boşaltmak istedi Enes. Sol ayağını iyi kullanan bir oyuncu ki 5 dakika önce çapraz pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalmıştı Enes. Çok iyi bir vuruş yapmıştı ama kaleci Atilla o güzel vuruşta olduğu gibi iyi bir kurtarışa imza attı. Tabelada Balıkesirspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Gol 7. dakika Oğuzhan Aynaoğlu'ndan. Beraberlik arayan taraf özellikle 2-3 dakikadır Esenler Erokspor oyunda dengeyi kurdu. Üçüncülük 3. grup takımı. Şimdi araya atılan bir top. Cezalarında Mert vurdu. Kalecide kalıyor Atilla Özmen. İşte bu vuruş kalecide kalıyor. Ekranda kaptan Mert Somay. 86 doğumlu tecrübeli bir oyuncu. Takımın abiyi Mert Somay. İyi bir pozisyon yakalamıştı biraz önce. Ben oradan mı alayım o topu ya? Şimdi taşa taşı kullanıldı. İleri doğru uzun attı Korhan Güler ama hiçbir arkadaşı hareketlenmedi. Doğrudan Atilla'da kalıyor top. Baskı yapan Mert. Şimdi eliyle oyunu başlattı. Birol. Birol Parlak. İyi sürdü Birol topu. Celal Emir. Ortaya döndü. Top kaybı. Hüseyin. Oyunu durduruyor hakem. Top Esenler Erokspor'un. Evet, şimdi topu istedi hakem. Hüseyin. Yeniden top onda. Berk. Enes Soy baktı şöyle bir hakeme, faul bekledi. Abdülkadir. Anıl Taşdemir. Doğa İşeri kendini unutturdu solda. Ön tarafta Anıl Taşdemir ama topu kaybediyor Anıl. Enes Soy. İyi bir pas. Berk Taşkın. Berk gidiyor. Berk hala kendisinde top ama kaybetti. İki oyuncu ileride kaldı. Şimdi hızlı hücum şansı yakaladı Balıkesirspor takımı. Sağ tarafta top isteyen Celal Emir. Solda Doğa İşeri. Onu koşu yoluna doğru geçmedi. Araya giren Recep Kalkan. Ve şimdi karşı atak şansı. Mert Somay. Aziz Aksoy top istedi, aldı. Aziz gidiyor ama Batuhan işçiler tam korner bayrağının orada ve taç atışı konuk Erokspor'un. Cezalarına doğru geldi top. Havalanıyor. Tek topla ileri doğru bu tehlikeyi savuşturdu Balıkesirspor takımı. Şimdi sağ kanattan topla buluşan oyuncu Celal Emir. Yatarak müdahale geldi. Tam zamanında bir müdahale. Berk Taşkın. Şimdi sol kanatta Korhan. Hakkı. Abdurrahman. Taç atışını Erokspor kullanacak. Bu dakikalarda biraz tempo düştü. Mert Somay ileride yine top bekleyen oyuncu. Doğa İşeri tam baskı yapacaktı, bıraktı. Cezaların dışı. Şimdi orta geliyor ama etkili bir orta değil. Anlaşamadı iki oyuncu. Hem Abdurrahman hem Mert. Anlaşamadılar bir an için. Ve top kaleci Atilla Özmen'de kalıyor. Atak böylece bitmiş oldu. Konuk Esenler Erokspor için. Ve uzun da bir top şimdi kaleciden. Yine savunmada karşılayan Berk. Enes Soy. Mert Somay. Yine bir faul beklentisi. Duvar pasında başarı. Oğuzhan koştu ama tam zamanında bir müdahale. Bu arada bir sakatlık. Recep yerde. Acı içinde şu anda yerde Recep Kalkan. Bakalım pozisyona. İşte burada. Evet. Neyse, kötü bir şey yok. Oyuna devam ediyor Recep Kalkan. Taş atışını Berat kullandı. Tekrar Berat'a doğru. Berat içeri baktı, yaptı ortasını, karşılıyor savunma. Havalanan top. Ön tarafta Emre Turan. Top yeniden Balıkesir'de. Sağ kanada doğru. Orta pozisyonu. Oğuzhan Aynaoğlu. Döndü, kaleye vurabilir. Çekti geriye. Abdülkadir Kayalı. Şimdi yerden. Celal Emir içeri doğru. Son çizgi orta. Savunmanın müdahalesi ama yardımcının bayrağı havaya kalktı. Korner. Görüntüde Kadir Kantekin yardımcı köşe gönderini gösterdi ve şimdi topun başında Şahan var. Ceza sahasında 5 oyuncu. Şahan kullanıyor kafayla. Savunmanın topu yumuşattığını görüyoruz ama tehlike henüz geçmedi. Abdülkadir ceza alanının dışı. Celal Emir kaleyi denedi ama kalecide kalıyor. Yaren'de kaldı top. Balıkesirspor bu cuma Altay'la oynayacak ligde sevgili seyirciler. Erokspor'da Erbağspor deplasmanına giriyor. Geçen hafta Osmaniye'yi 2-1 yenmişti İstanbul'da Erokspor. Balıkesirspor'da bu sahada kendi evinde Adanaspor'a 3-0 mağlup olmuştu. Bunu da ifade edelim. Erokspor lige Somaspor mağlubiyetiyle başladı. İlk hafta 1-0 kendi sahasında Soma'ya yenildi. Ardından İzmir'de Karşıyaka'yla 1-1 berabere kaldı. Daha sonra 3. hafta Batman Petrol'e 1-0 yenildi. 4. hafta İçel İdman Yurdu'na 2-1 mağlup oldu. 5. hafta Şile Yıldız Spor'u 3-1 yendi. Sezonun ilk galibiyetini Şile karşısında aldı. Daha sonra deplasmanda Altındağ Belediye'yi 1-0 yendi ve son olarak da 2-1'lik Osmaniye galibiyeti. Yani son 3 haftadır kazanan bir Erokspor takımı var. Tempoyu yakaladı Erokspor. Sevgili seyirciler, yavaş yavaş dengeyi kurdu. Üçüncülük temsilcisi kendi liginde koparara gidebildiği yere kadar gitme düşüncesinde Esenler Erokspor. Balıkesirspor takımı da 1. Lig'de ilk hafta Giresun'u mağlup etti. Sezona 3 puanla başladı Giresunspor. Balıkesirspor. Son hafta Adana'ya az önce de belirttiğim gibi 3-0 yenildi. Henüz seri bir galibiyet üst üste yakalayamadı kırmızı beyazlı takım. İstanbul'da ligin 2. haftası 1-0 Tuzla mağlubiyeti. Hemen peşi sıra Akhisar'a 2-0 yenildi. İkinci galibiyetini 4. hafta Menemen karşısında aldı. Daha sonra 3-1 Bursaspor'a yenildi. Bursa'da Bolu'yla golsüz berabere kaldı. Ankaraspor'u 2-1 yendi deplasmanda ve bu hafta da hatırlayacağınız gibi 3-0 Adanaspor'a yenildi. İki takımın kendi liglerinde 10'ar puanı olduğunu az önce vurgulamıştım. Korhan çekti topu geriye. Hakkı geriye döndü. Top Berk Taşkın'da. Berk. Kaleci Yaren. Recep. Emre Turan. Tekrar Emre. Enes. Sol kanada doğru attı topu ama Celal Emir ve şimdi uzaklaştırdı topu Berat Aydoğdu. Recep. Korhan. Berat Aydoğdu. Serdar. Doğa İşeri. Abdülkadir. Topuk pası. Emre Turan. Topu önüne aldı Mert. Mert gidiyor. Şimdi sağa attı topu. Mert ve uzak noktada Enes topu istiyor. Orta pozisyonu doğrudan kaleye vuruş dışarı çıktı. Doğrudan kaleye vuruş dışarı çıkıyor. Ekranda Hüseyin Afkan var. Herkes orta yapacağını beklerken çok çabuk hareketlendi Hüseyin. İşte bu vuruş dışarı çıkıyor. Kaleci Atilla. Bu arada kenarda Selahattin Dinçel. O bölgede 15 numaralı oyuncusu Emre Turan'a burada değil olman gereken yere git dedi, uyardı. Tam çizgi üzerinde teknik direktör. Şimdi baskı yaptı dedi Emre Turan'a teknik direktör, adeta maçı yaşıyor. Teknik direktör Esenler Erokspor'da tam çizgi üzerinde. Yine Balıkesir'de Mesut Hoca'da, Mesut Dilsöz'de. O da kenarda ayakta. Sürekli oyuncularıyla diyalog halinde. Balıkesirspor atak hazırlığında şimdi sağ kanat. Sağ tarafta Celal Emir. Yerden bir pas. Berat'ın ortası geldi. Uzak noktada kimse yok. Sadece Aziz ve Aziz'in gönderdiği top. Şimdi hızlı hücum şansı olabilir Abdurrahman. Bırakmayan oyuncu Batuhan ve Birol Parlak da oraya ters kademeye geldi. Taç atışı Erokspor'un. Emre Turan. <laughs> 34. dakikadayız. 7. dakikada Oğuzhan Aynaoğlu'nun attığı golle Balıkesirspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Erokspor karşısında. Yerden bir pas sol kanada doğru. Şimdi Enes topu geriye attı. O bölgede Abdurrahman Kuyucu. Abdurrahman gidiyor, kaleye vurabilir. Öyle de oldu ve top dışarı çıkıyor. Out. Abdurrahman Kuyucu. Abdurrahman'ın bu 8. resmi maçı sevgili seyirciler. Ligdeki 7 maçın tamamına ilk 11'de başlamış. 399 dakika forma giymiş Abdurrahman Kuyucu. Bu da 8. resmi maçı. Biraz önceki pozisyonu değerlendiremeyen 7 numaralı oyuncu Erokspor'da. Serdar. Uzun bir top şimdi içeri doğru. Oğuzhan yine aldı topu. Oğuzhan, onun karşısında Recep var. Oğuzhan çekti, vuruş dışarı gidiyor. Out. Şahan Kaynak görüntüde. İşte atak böyle başladı. Oğuzhan Aynaoğlu ve Şahan'ın son dokunuşu. Sonuç yok. Ve kaleci Yaren'den sola doğru bir pas. Oyun duruyor. Berat. İki oyuncu sıkıştırdı. Berat yerde. Serbest vuruş. Serbest vuruş. Ev sahibi Balıkesir'in. 7. dakikada Oğuzhan'ın kaydettiği gol. İşte bu müdahaleyle yerde kaldı Berat Aydoğdu ve hemen bu serbest vuruşu kullandı ev sahibi Balıkesir. Doğa. Doğa çekti geriye. Batuhan. Ortada bir boşluk. Anıl Taşdemir. Anıl. Geride Şahan. Yeniden top Şahan'a geliyor. Anıl. Oğuzhan Aynaoğlu. Ve sağ kanada bıraktı. Geride Berat. Sağ tarafta Oğuzhan Aynaoğlu pasını verdi, cezalarında tehlike. Şimdi yerden gol pozisyonu, bir vuruş ve son müdahale savunmadan geldi. Çok kritik bir hamle. Çok kritik bir hamle Aziz Aksoy'dan. Bu da kale arkası görüntü. İşte bu vuruş etkili olmadı. Şahan ve sonrasında Doğa İşeri'den önce çok kritik bir hamle. Köşe vuruşunu kullanacak ev sahibi takım. Anıl Taşdemir gidiyor çeyrek daireye. Paslaşarak kullandılar. Şahan. Anıl girdi içeri. Bırakmayan oyuncu Aziz. Top döndü. Şimdi uzak mesafeden bir vuruş. Bu kez Hüseyin Afkan'dan döndü. Baskı kurdu Balıkesir. Celal Emir. 7. dakikada Oğuzhan Aynaoğlu'nun kaydettiği tek gol var maçta. Balıkesirspor'un 1-0'lık üstünlüğü. Biraz önce Emre Turan görüntüye gelmişti. Sol kanada doğru Doğa'nın koşu yolu. Doğa yaptı ortasını. İçeri doğru düştü bu kafa vuruşu kaleci Yaren. Hemen başlattı Yaren. Hızlı atak şansı. Enes. Korhan. Emre Turan. Berk Taşkın. Emre döndü. Emre. Önünde bir boşluk. Emre gidiyor. Emre. Şimdi pasını verdi. Yeniden Emre'ye doğru gelmedi. Bir anlık anlaşmazlık. Takım kaptanı Mert anlaşamadı takım arkadaşıyla. Emre. Top isteyen Abdurrahman. Emre. Orta pozisyonu Hüseyin. Doğa'dan top çıkmadı. Oynayın diyor hakem. Faul beklentisi var Balıkesirspor takımında. Abdurrahman içeri doğru topu bir türlü aktaramadı konuk takım. Ve sol kanada uzun bir top geldi. Şimdi tehlikeli bir pozisyon yakaladı Balıkesirspor cezalarında, uzak noktada top bekleyen oyuncu Celal Emir, ona doğru gelmedi. Oğuzhan Aynaoğlu. Şimdi yerleşti savunma. Ön tarafa gelen Abdülkadir Kayalı. Berat Aydoğdu. Şimdi Birol Parlak çekti topu geriye. Sağ kanada doğru. Yine Celal Emir. Baktı içeri, iki oyuncu sokuldu. Celal Emir orta pozisyonu. Döndü geriye. Anıl Taşdemir. İyi döndü Serdar. Serdar gidiyor. Yine geriye bir pas. Abdülkadir. Sol kanada doğru. Doğa İşeri. Ceza alanına girdi Doğa. Doğa çalımı denedi. Son çizgiden çeviriyor içeri doğru. Geldi top ceza alanına. Kafa vuruşu olmadı. Celal Emir çekti geriye. Vuruş üstten dışarıda. Şutun sahibi Anıl Taşdemir. ...41. dakikadayız. Kaleci Yaren kale vuruşunu kullandı. Hakkı topu ileri iyi taşıdı. Şimdi Enes. Top Enes'te kaldı yine. Sağ kanada doğru Doğa yakın topa ve kafayla kalecisi Atilla. Üçüncü bölgede baskıya başladı, prese başladı konuk Eroksporlu oyuncular. Serdar tekrar top kendisinde. Emre Turan onun karşısında. Faulü verecekti ama beklediği hakem avantaja bıraktı. Şimdi çalıyor düdüğü. Sarı kart gelecek. Maçın ilk sarı kartı bu. Bekleyin diyor hakem. Evet. Maçın ilk sarı kartı. Bu arada 4 numarayla yani Abdülkadir Kayalı ile Balıkesir'de 7 numaralı Abdurrahman Kuyucu'yu yanına çağırdı hakem. Bu iki oyuncuyu da bir uyardı şöyle. Maçın ilk sarı kartı Emre Turan'a çıktı Erokspor'da. Birol Parlak, Serdar, Serdar'dan Anıl Taşdemir, Abdülkadir, Anıl, Serdar yine gördüğünüz gibi top dolaştırıyor ev sahibi Balıkesirspor. Erokspor kulübesi de yedek oyuncuları ısınmaya yolladı teknik heyet. Serbest vuruş ev sahibi takımın. Berk geldi. Meslektaşını yerden kaldırıyor. Şahan'ı. Tam hakemin gözü önünde yapılan bir müdahale. Serbest vuruş ev sahibi takımın. Batuhan orada. Onunla beraber hemen arkada Celal Emir'i görüyorum. İkisinin de sol ayağı çok iyi. İki kişilik bir baraj istedi kaleci Yaren. Kaleyi tam karşıdan gören bir yer. Doğrudan kaleye de vurabilir Batuhan. Batuhan geliyor. Batuhan vurdu. Sektirdi ama ikinci hamlede topa sahip oldu. Yaren bu sert topu sektirdi. Ama o payı bıraktı. Önünde o payı bıraktı. Ve o seken topu hemen almış oluyor. Balıkesir'de ev sahibi takımın Erokspor karşısında 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Serbest vuruş. Hüseyin Afkan yerde. Dördüncü hakem kenarda şu anda tabelaya doğru geliyor. Bakalım ilk yarının sonuna kaç dakika ilave edilecek. Oyun çok fazla durmadı. Sadece Abdurrahman Kuyucu'nun tedavisi yapıldı ama öyle çok uzun bir şekilde değildi o tedavi. Şimdi solda hareketlenen oyuncu Enes yaptı ortayı. Kafa vuruşu kalecide kalıyor. İyi bir pozisyon yakaladı. Konuk takım Mert Somay görüntüde. Takım kaptanı. Kenarda Erokspor'un hocası bu pozisyonları bekler şekilde oyuncularına bir işarette bulundu. Bu tip atakları istiyorum der gibi. İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi. Yine hızlı bir hücum. Aziz sağ kanatta, Hüseyin orta yapabilir. İyi orta yapan bir oyuncu. Çekti topu geriye. Aslında o pas vermek istedi Abdurrahman Kuyucu ama o pas döndü savunmadan. Yine Hüseyin'e doğru ama top Emre Turan'da kaldı. Emre duvar pası. Cezaların içi. Tehlike geçmedi. Şimdi dışarıda Hakkı kaleye vurabilir. Hakkı duvar pasına girdi. Yeniden Hakkı'ya doğru. Şimdi topu havalandırdı. Savunmanın müdahalesi. Hakkı da kalıyor. Hakkı vurdu. Kaleci Atilla. İlk yarının son 2-3 dakikasına Erokspor'un damga vurduğunu görüyoruz. Sağ tarafta Celal Emir. Balıkesir'de ilk yarı skoru Balıkesirspor 1, Esenler Erokspor 0. İşte 7. dakikada Şahan'ın gönderdiği top ve Oğuzhan Aynaoğlu'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyor ev sahibi Balıkesirspor sevgili seyirciler. İkinci yarıda bizi çok daha keyifli, çok daha bol pozisyonlu bir maç bekliyor. Oyuncu Korhan, onunla birlikte Hüseyin Afkan'ı gördüm ve 7 numarayla Abdurrahman Kuyucu da soyunma odasından çıktı. Oyuncu değişikliği ikinci yarı öncesinde göze çarpmıyor. Her iki takımda da sevgili seyirciler. Evet, 7. dakikada Oğuzhan Aynaoğlu'nun kaydettiği golle Balıkesirspor takımı ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Selahattin Dinçel, Erokspor Teknik Direktörü, Mesut Dilsöz, Balıkesir Teknik Direktörü. İkinci yarıda bakalım nasıl bir tablo ortaya çıkacak. Telafisi olmayan bir 45 dakika bizi bekliyor. Şu anda bu sonuç Balıkesir'i bir üst tura yükseltecek sonuç. Ama önümüzde daha çok uzun bir zaman var. Hakem Gürel Uzuner kalecilere baktı, yardımcılara baktı ve ikinci yarı başladı. Bu yarıda iki takıma da başarılar diliyoruz. Hakkı Türker. Recep Kalkan. Aziz'le paslaştı. Yeniden Recep ileri doğru. Baskı yapan Doğa. Hüseyin. Doğa'ya çalım atma düşüncesinde de olmadı. Duvar pası. Gözler maçın hakeminde. Evet. Serbest vuruş kullanacak sevgili seyirciler. Orada yardımcı hakemine baktı. Orta hakem Görel Uzuner. Serbest vuruşu Balıkesirspor kullanacak. Cezaların içine doğru aldı barajı. İki oyuncu var barajda. Hüseyin Afkan'ı ve Aziz Aksoy'u görüyorum. Dört oyuncu ceza sahasında Balıkesir'de. Şimdi düdüğü çaldı. Serbest vuruş kullanıldı. Kafayla karşılıyor savunma. Hüseyin ileri doğru attı. Berat Aydoğdu en geride ve tek başına. Şimdi Doğa ile oynadı. Doğa İşeri. Doğan'ın gönderdiği yerde Berk Taşkın. Abdurrahman. Yeniden top ona geldi. Şimdi sola. Abdurrahman bir kez daha aldı. İleri doğru yavaşça hareketlenen Mert Somay takım kaptanı. Yüksek bir top. Hüseyin Afkan. Onun hemen dibinde Doğa ve şimdi Celal Emir. Yeniden Doğa İşeri. Tehlikeli bölgede paslaşmalar. Yine ilk yarıda olduğu gibi Eroksporlu oyuncuların hücum bölgesinde yaptığı pres. Bu pres topu Erokspor'a kazandırıyor. Aziz, Abdurrahman, Hüseyin, Abdurrahman, Recep ve hemen yanındaki Berk Taşkın'la oynadı. Savunmada iyi paslaşmalar bu dakikalarda. Berk Taşkın. Recep. Aziz. Hüseyin. Tek top. Celal Emir kaybediyor topu. Emre Turan şimdi attı pasını. Ceza alanı dışı. Abdurrahman. Sol kanada. Orta pozisyonu geldi top. Savunmanın müdahalesi var. Etkili bir orta değil. Korhan Güler ve taş atışı. Hakkı. Hakkı döndü. Korhan. Topuk pası yeniden Korhan. Şimdi ortaladı içeri doğru Hüseyin. İndirdi topu. Ceza alanı dışı. Vuruş. Kaleci ikinci hamle. Topa sahip oldu. Çok sert bir vuruştu. Ve iyi yumuşattı topu kaleci. Şutun sahibi ilk topta Emre Turan oldu. İşte bakın. Burada çok sert vurdu. Bir müdahale ve topu çok iyi yumuşattı Atilla Özmen. İkinci yarıya Erokspor daha iyi başladı. Şimdi uzun bir top ileri Oğuzhan Aynaoğlu. Oğuzhan çekti topu geriye. Yerde ve penaltı. Anıl Taşdemir yerde ve karşılaşmanın hakemi Gürel Uzuner beyaz noktayı gösteriyor. Penaltı kazanıyor ev sahibi Balıkesirspor. Maçta 50. dakika. Bir kez daha izliyoruz. İşte bu müdahale ve karar penaltı. Anıl Taşdemir yerde müdahalede bulunan Recep Kalkan ve penaltı kazanıyor ev sahibi takım. Anıl da arkadaşlarının yardımıyla yerden şimdi kalkıyor. Bir kez daha izliyoruz. İşte bu da kale arkasından görüntü. Anıl'ın yerde kaldığı anı yaşadık bir kez daha. Ve şimdi penaltı vuruşu Balıkesirspor'un ve topun başında Anıl Taşdemir var. Anıl kullanacak. Anıl'ın bu ikinci resmi maçı. Ligde sadece bir maçta forma giydi. Henüz golle tanışamadı. Anıl Taşdemir 32 yaşındaki orta alan oyuncusu. Kaleci Yaren dikkatli kalesinde. Anıl Taşdemir geliyor. Hakem işareti verdi. Anıl geldi. Anıl vurdu ve gol. 2-0 oluyor. Penaltı golüyle Balıkesirspor Esenler Erokspor karşısında durumu 2-0 yapıyor. Bu sene ilk golünü attı Anıl Taşdemir. Bu formayla bu ikinci resmi maçı İşte Anıl'ın plesesi. Kaleci Yaren ters köşede. Balıkesirspor 2, Erokspor 0. Şimdi risk alacak tabii ki Erokspor takımı. Şu anda kale arkasında ısınan oyuncularda bir hareket var mı diye bakıyorum ama henüz teknik heyet ısınan oyunculardan kimseyi çağırmadı. Şimdi araya doğru atılan bir top, kaleci Atilla bıraktı ve out. Aslında ikinci yarıya tempoyu yükselterek başlayan bir Esenler Erokspor ama savunmada yapılan bir anlık hata ve bir penaltı kararı, durum şimdi 2-0 oldu Balıkesirspor lehine. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçı, telafisi olmayan bir mücadele, zor bir karşılaşma. Bu tip maçlarda hep sürpriz sonuçlar çıkmıştır. Bakalım yine o sürpriz sonuç çıkacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Tabii rakibine oranla daha deneyimli, daha tecrübeli oyunculardan kurulu bir Balıkesir izliyoruz. Tabii lig farkı da var. Birinci lig takımı Balıkesir, 3. ligde mücadele ediyor Esenler Erokspor. Oyunun belli bölümlerinde kafa kafaya giden bir mücadelede tanıklık ediyoruz. Daha doğrusu Erokspor rakibine oranla maçın belli bölümlerinde çok iyi bir oyun ortaya koyuyor. Bunu da söyleyelim. Lig farkı olmasına rağmen kadro kalitesi bakımından değerlendirdiğimizde rakibiyle başa baş, kafa kafaya mücadele eden bir Erokspor izliyoruz. Solda Doğa. Şimdi aldı topu. Doğa. Top yeniden onda kaldı. Abdülkadir. Serdar. Serdar tek top. Oğuzhan Aynaoğlu. Oğuzhan sürdü topu. Oğuzhan son çizgiye doğru geldi. Pas verecek arkadaşını aradı. Döndü geriye. Şahan. Dersim Şahan Kaynak. Bir çalım denemesi Hüseyin Afkan. Doğadan döndü. Şimdi sağ kanat. Abdurrahman Kuyucu. Taç atışı Erokspor'un. Serdar. Top Şahan'da kaldı Balıkesir'de. Abdülkadir. Anıl Taşdemir. Şimdi doğru yere topu attı. Abdülkadir Kayalı sürdü. Cezaların dışı şut pozisyonu yerden. Savunmanın müdahalesi tam zamanında girdi araya Hüseyin Afkan. Ve korner. İlk yarıda da etkiliydi Hüseyin Afkan. Bu yarıya da iyi başladı. Kaleci Yaren arkadaşlarını uyardı. Adam adama, adam paylaşımı diyor. Efekt mikrofonundan size de geliyordur kalecinin sözleri. Doğa. Doğa'nın ortası uzak noktaya doğru, kafayla karşıladı savunma. Enes Soy. Enes. Topla birlikte geldi. Destek istiyor Enes. Onu karşılayan Oğuzhan Aynaoğlu. Enes. Mert Somay. Şimdi Hakkı. Abdurrahman Kuyucu. Hakkı. Geride Aziz. 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor ev sahibi takımın. Hakkı Türker. Yüksek bir top attı içeri doğru. Kafayla karşıladı. Savunmada Berat. Yeniden top havalanıyor. Şimdi top indi yere. Abdülkadir Kayalı. Serdar. Serdar. Hakem sarı kartı gösterecek ve kart geliyor. 4 numaralı formasıyla Abdülkadir Kayalı sarı kart gördü. Daha önce Erokspor'da Emre Turan sarı kart görmüştü ve şimdi de bir diğer savunmacı Abdülkadir Kayalı Balıkesir'de sarı kart gören isim oldu. Maçtaki ikinci sarı bu. Çok uzak bir mesafeden bir duran top kullanacak Erokspor. Doğrudan kaleye doğru ve son müdahale. Korner. Kaleci Atilla İyi hissetti nereye vuracağını. İşte Abdurrahman Kuyucu ve böyle uzanıyor kaleci. Köşe vuruşu. Konuk takımın yine aynı oyuncu. Duran topu kullanmıştı Abdurrahman Kuyucu. Çeyrek daireye de topu o dikti. 5 oyuncu cezalarında konuk ekipte. Abdurrahman kullandı korneri. Yüksek bir top geldi arka tarafa doğru. Elle oynama itirazları var sevgili seyirciler. Yardımcı hakeme bakıyor o bölgede Berk Taşkın. Berk görüntüde. Bir penaltı beklentisi var. Yardımcı köşe gönderini gösterdi. İşte bakın faul solu yüksek bir top geldi. Köşe vuruşunu kullanacak Enes Soy. 58. dakika kafa vuruşu dışarı çıkıyor, out. Bakalım bu pozisyonda ne olmuş? Berk'in itirazları, yardımcı hakem korner dedi o pozisyonda. Evet, 30 numaralı formasıyla Abraham oyuna girecek birazdan. Sevgili seyirciler, Balıkesir'de Abraham hazırlanıyor. 19 yaşında Abraham ve bu 5. resmi maçı olacak oyuna girdiğinde. Cezalarına geldi top. Hakemin eli havada, offside. 30 numaralı formasıyla Abraham Ivankov. 19 yaşında sevgili seyirciler. Abraham ligde 4 maçta forma giydi ve bu 4 maçta 360 dakika süre almış. Yine 20 numaralı formasıyla kenara gelen oyuncu İsmail Yüksek. 2 oyuncu birden değiştiriyor Balıkesir. Abraham ve İsmail oyuna girecek. Balıkesir Teknik Direktörü Mesut Dilsöz son olarak Abraham'a saha içinde neler yapacağını söyledi ve 4. hakemin yanına geliyor. 2 oyuncu da İsmail Yüksek. Sevgili seyirciler, ligde de oynadığı maçlarda İsmail takım kaptanı. Ve bu mücadelenin ikinci yarısında oyuna girecek. Erok önünde İsmail ile beraber Abraham. Sırtında Envanko yazıyor ama Abraham'ın takım arkadaşları onu Abraham diye çağırıyorlar. Abraham diye hitap ediyorlar. Onu da ifade edelim. Bir düzeltme daha yapalım. Yine Balıkesir'de 70 numarayla oynayan oyuncunun adı Dersim Şahan Kaynak. Bazı yerlerde Sahan olarak yazıyordu. Bununla ilgili bir düzeltme istediler. Şimdi cezalarına boş kale. Top ağlarda gol. Farkı 1'e indiriyor Erokspor. Bomboş Enes Soy topu ağlara gönderdi. Dakika 60. Durum 2-1 oldu. İşte pozisyon, bir anlık hata. Bakın burada Enes, bomboş kale. Farkı 1'e indiriyor Esenler Erokspor, bir kez daha izliyoruz. İyi taşıdı topu o bölgede Hakkı ve son dokunuş. Gol Enes Soy'dan geliyor. Farkı 1'e indirdi Esenler Erokspor takımı. Şimdi dakika 60. Önümüzde daha çok uzun bir zaman var sevgili seyirciler. Oyuncu değişiklikleri yapıldı. 35 numaralı formasıyla kenara gelen Batuhan. Ve Abraham oyuna dahil oluyor. Uzun boylu bir oyuncu Abraham. Batuhan İşçiler oyundan çıktı. Birol. Doğa. Celal Emir Dede de oyundan çıkan diğer isim oldu. Balıkesir'de, onu da ilave edelim. İsmail Yüksek oyuna girdi. Bir gol atıp maçı uzatmaya taşıma düşüncesinde konuk Esenler Erokspor. Savunmada da hata yapmaya başladı Balıkesir. Özellikle son Adana maçını takip edenler için söylemek istiyorum. Savunmada çok basit hatalar yapmıştı kırmızı beyazlı takım. Bunu hisseden teknik direktör Mesut Dilsöz hemen iki oyuncuyu birden oyuna sürdü. Korner. Hakem çeyrek daireyi gösteriyor. Çeyrek daireye doğru Şahan gitti. Abraham da geliyor. Uzun boylu bir oyuncu. İçeri doğru sokuldu. Şu anda 5 oyuncu ceza alanında Balıkesir'de. Şahan şöyle bir topa baktı. Evet, hakemin işaretini bekliyoruz biz de. Evet, düdüğü şimdi çaldı. Şahan geliyor. Yüksek bir top geldi içeri doğru. Kafa vuruşu savunmadan ama oyunu durdurdu maçın hakemi. Oyunu durduruyor ve top Esenler Erokspor'un Oğuzhan Aynaoğlu'nun faul yaptığını belirtiyor hakem. Aziz riskli bölgede, kaleci Yaren. Döndü top ceza alanı dışına. Şahan sokuldu içeri doğru. Şimdi Oğuzhan Aynaoğlu. Açısı dar. Kaleci kalesinde değil. Geçti kalesine. Şimdi orta pozisyonu. Geldi orta. Uzak noktaya doğru. Bir kafa bası. Yerden içeri. Ters bir vuruş. Rakipten dışarı korner diyor hakem. Köşe vuruşu Balıkesirspor'un. Dakika 64. Tempo çok yükseldi maçta. Güzel bir maç izliyoruz sevgili seyirciler. 3 gol var. Balıkesir'in üstünlüğü göze çarpıyor. İsmail Yüksek orta denemesi döndü. Emre Turan araya girdi. Yeniden şimdi Anıl'ın önüne. Anıl içeride, bırakmayan oyuncu Emre Turan. Abdurrahman Kuyucu. Pasta hata var. Tekrar Abdurrahman. Tek top ileri doğru. Oyunu durdurdu hakem. İlk pozisyonda Enes Soy'a yapılan hareketi faul olarak değerlendirdi ve serbest vuruş Esenler Erokspor'un farkı 1'e indiren golü 60. dakikada Enes atmıştı. Biraz önce faule maruz kalan oyuncu hemen kullandı Eroksporlu oyuncular. Hakkı döndü geriye Recep. Kaleci Yaren. Berk Taşkın. Emre Turan. Evet. Abdurrahman'a doğru gelmedi top. İsmail. Doğa İşeri destek verdi. İsmail atmadı. Çekti topu geriye. Birol. İsmail. Serdar. Abdülkadir. Sarı kartla oynuyor Abdülkadir. Diğer tarafta da Emre Turan sarı kartla maçı götürüyor Erokspor'da. Birol Parlak. İsmail. Şimdi yerden bir pas. Cezalarının tam önünde. İsmail yerde kaldı ve yeniden kalkıyor. Şimdi Enes. Müthiş bir tempo var maçta. Yatarak müdahale. Çok keyifli bir maç oluyor. Şimdi hareketten önce Enes. Enes gidiyor rakibin üzerine. Abraham karşısında yerde. Serbest vuruş, tehlikeli bir nokta. Enes Soy rakibine çalımı attı Abraham'a. Önünü boşaltmak istedi. Hani bazı fauller vardır, işe yarayan fauller. Belki de onlardan biriydi bu. Çünkü bu faulü yapmamış olsa Abraham, Enes sol ayağını iyi kullanan bir oyuncu. O bölgeden direkt kaleye şut çekebilirdi. Şimdi serbest vuruş. 4 oyuncu var topun başında Erokspor'da. 3 kişilik bir baraj istedi kaleci Atilla Özmen. Takım kaptanı aynı zamanda Atilla. Topun başında Mert'i görüyorum. Takım kaptanı Mert Somay. Onunla birlikte 11 numarayla 60. dakikada golü atan Enes. İşaret geldi. Mert Somay, Enes vuruyor ve Atilla. Atilla uzaklaştırdı topu. Taç. 61 numaralı formasıyla birazdan Erokspor'da bir oyuncu değişikliği. Abdullah Sezgin oyuna girecek. Bekleyin dedi ve oyuncu değişikliği işareti geldi. 99 numarayla Recep Kalkan oyundan çıkıyor. Savunmacı Recep oyundan çıktı. Çok yoruldu. Abdullah Sezgin oyuna giriyor. Abdullah'ın da bu ikinci maçı. 21 yaşında defans oyuncusu, taze bir kanı oyuna sürdü Erokspor cephesi. Yardımcının bayrağı havada bakıyorum. Top yine konuk Esenler Erokspor'un. Bu dakikalarda tempoyu iyi ayarlayan taraf konuk takım Erokspor. Ve yine bir duran top organizasyonu ve yine Enes topun başında. Olmaz, 9'da 7 var. Önüne git bak. 4 oyuncu ceza sahasında, 5 oyuncu hatta 1 oyuncu da dışarıda top bekliyor. Evet. Emre Turan seken top peşinde. Evet oğlum. Enes Soy işaret geldi. Doğa topun önündeki isim. Kafa vuruşu Abraham'dan. Abraham araya girdi. Taç. 2 numarayla şu anda Kaan Kayalı kenarda Balıkesir'de. Bir defans oyuncusu daha oyuna sürüyor. Teknik direktör Mesut Dilsöz. 2 numarayla Kaan Kayalı kenara geldi. Kaan'ın bu 4. resmi maçı. Daha önce 3 maçta görev almış. Bu 3 maçın ikisine 11'de başlamış Kaan. Bir de sarı kart görmüş ligde. Bakalım kim çıkacak. Bir de sakatlık var Erokspor takımında. Müthiş bir tempo yakaladı takımlar, iki takımda. Korhan Güler orada bir sakatlık yaşadı. Oyuncu değişikliği işareti yaptı ve bir taraftan da bu arada şimdi 77 numaralı oyuncu bakıyorum. Evet, Doğa'yı aldı oyundan. Doğa, evet, Doğa oyundan çıkıyor. 3. oyuncu değişikliğini yapıyor Balıkesir cephesi. Korhan Güler'in de tedavisi devam ediyor sevgili seyirciler. Evet, 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor ev sahibi Balıkesirspor'un. Pasla öne çıkalım diyor Balıkesir teknik direktörü Mesut Dilsöz. Kenarda top daha fazla bizde kalsın diyor. Bakıyorum, evet, Erok'ta da bir oyuncu değişikliği olacak. 92 numarayla İdris Furat. Kenarda İdris az sonra oyuna girecek. Kaan, arkada kademede Kaan. Kaan, hadi oğlum, canlı canlı canlı. Canlı oğlum, Şahan. Dikkatli oğlum, Şahan. Evet, taş atışıyla oyun sürecek. Sanıyorum Korhan, evet, Korhan devam edemiyor. Korhan devam edemiyor. Onun yerine İdris oyuna girdi. İdris de 2001 doğumlu. Bir başka genç oyuncu oyuna dahil oldu. Şimdi taş atışı kullanıldı. Yeniden aynı noktadan taç kullanılacak. Tek top. Orta pozisyonu geldi, orta içeri. Kaleci Abraham, kale boş. Enes vurabilir, döndü. Enes içeride. Enes çevirdi. Savunmanın müdahalesi. Yükselen bir top. Müthiş bir baskı kurdu Erokspor takımı. Şimdi Hüseyin Afkan. Hüseyin çekti geriye. Hakkı. Abdullah Sezgin Hakkı ile oynadı. Hüseyin çalımı attı. Rakibin üzerine gidiyor Hüseyin. Duvar pasına girdi. Cezaların dışı. Şut pozisyonu. Şut ve dışarı. Top çok iyi oturdu ayağına. Emre Turan ilk yarıda da buna benzer pozisyonlar yakalamıştı. Bu yarıda da yakaladı Emre Turan ve yine bir şut denemesi. Top dışarı çıkıyor. İşte Emre böyle sert vurdu ve dışarıda top. Atilla kullandı kale vuruşunu. Enes topu karşıladı. Bu dakikalarda çok sık pas hatası yapıyor Balıkesir. İsmail Yüksek. Kaleci Yaren. Hakemin bayrağı havada. Mert Somay yerden kalktı ve meslektaşından özür diledi. İşte burada bakın. Birol Parlak da yerden kalkan isim. Birol da çok deneyimli bir oyuncu sevgili seyirciler. Birol Parlak. Anıl Taşdemir. İsmail. Yeniden İsmail. Küçük bir üçgen oluşturarak ileri doğru çıkma düşüncesindeydi Balıkesirli oyuncular ama topu kaybettiler o bölgede. Abdullah Sezgin'le atağa çıkıyor Esenler Erok. Hakkı Türker. Aziz. Yeniden Aziz. İleri doğru attı Berk. Topu havalandıran oyuncu Berat. Yerden kalkacak şimdi Oğuzhan Aynaoğlu. 7. dakikada Balıkesir'i 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti. 51'de penaltıdan Anıl Taşdemir durumu 2-1 yaptı. 60'da Erokspor'da Enes Soy farkı 1'e indirdi. Yine bir hızlı hücum şansı yakaladı konuk Erokspor. Son çizgiden orta pozisyonu. Hüseyin Afkan. Hüseyin Afkan'ın ortası kalecide. Atilla'da kaldı top. İsmail. Çıkın. 75. dakikadayız Balıkesir'de. Şimdi sağ kanatta Enes. Ters kanattan içeri doğru sokuldu. Abraham'dan döndü sert vuruş. Enes yeniden. Topu kaybediyor ileride. Konuk takım oyuncuları ve yine o baskı ile birlikte topa sahip oldu Erokspor takımı. Yerden bir pas, ofsayt bayrağı kalktı. Ofsayt bayrağı kalkıyor Mert Somay için. Özellikle ikinci yarıda çok güzel bir oyun ortaya koyuyor sevgili seyirciler. Esenler Erokspor takımı ilk yarının son 10 dakikasında da çok iyi bir oyun ortaya koymuştu konuk takım. Bu yarıda da gerçekten iyi bir oyun ortaya koyuyor ve iki oyuncu birden değiştirecek şimdi Erokspor cephesi. 10 numarayla Onur Alkan kenarda ve Muammer Sarıkaya'yı görüyorum. Bakalım kimler çıkacak? Bir uzun top geldi. Offside beklentisi savunmadan, oynayın dedi yardımcı. Araya giren oyuncu Hüseyin Afkan. Hüseyin'in uzun topu O bölgede Mert aldı topu Mert. Sağ tarafta Enes. Mert gidiyor. Mert şimdi sağa attı ama karşıladı kafayla Berat. Anıl Taşdemir. Yeniden Berat. Top kaybı. Emre devam diyor hakem. Emre gidiyor. Emre önüne boşalttı. Emre vurdu. Döndü iki oyuncudan. Emre yeniden alabilecek mi yatarak? Topu kazandırdı takım arkadaşı Abdullah'a. Abdullah'tan sola Hüseyin Afkan. Şu ana kadar çok iyi bir oyun ortaya koyuyor Hüseyin. Yaptı ortasını sol kanattan ama karşılayan oyuncu Serdar oldu. Yeniden Serdar. Erokspor'da iki oyuncu birden oyuna girecek. 3 oyuncu değiştirmişti Balıkesir daha önce. 2 oyuncu da Erok değiştirdi. İsmail, Anıl, top kaybı. Berk Taşkın. Abdurrahman. Berk çıktı ön tarafa doğru bu dakikada. Berk top hala kendisinde. Orta yapacak. 2 oyuncu uzak noktada. Berk yerden attı. Abraham ön tarafta. Berk tekrar çekti geriye. Emre Turan vurabilir. Sola attı. Hüseyin Afkan. Önünde büyük boşluk Hüseyin. Orta pozisyonu arıyor. Gönderdi içeri doğru. Kaleci Atilla Özmen hemen eliyle başlattı. İsmail. Bir golün çok önemi var iki takım için. Eğer Erokspor atarsa umudunu koruyacak. En azından uzatmalara götürme planını devreye sokacak. Balıkesir bir gol atarsa maçı kopartabilir. Şimdi Berat. İsmail. Abraham. Abdülkadir. İsmail. Tek top ileri. Anıl. Şimdi sağ kanada bir uzun top. Hüseyin Afkan koştu o bölgede. Şimdi orta pozisyonu. Balıkesir tehlikeli geliyor. Araya girdi Berk. Berk Taşkın. Hüseyin Afkan. Sevgili seyirciler, Erokspor için puan cetveline bakıyorum. Hani bu oyunla puan cetvelinin ortasında olmasına gerçekten hani inanamıyorum. Çünkü çok iyi bir oyun ortaya koyan bir Erokspor takımı. Bu arada 11 numarayla oyundan çıkan Enes oldu. 60. dakikada attığı golle takımını umutlandırdı. Onur Alkan oyuna giriyor 10 numarayla. Onur Alkan'ı izleyeceğiz. 30 yaşında Onur. Bu 9. resmi maçı. Bir golü var ligde. Evet, 22 numarayla oyundan çıkan Muammer Sarıkaya. Oyundan alınan Emre Turan. Abdülkadir. Orta pozisyonu şimdi Balıkesir. Offside bayrağı kalktı. Gördü hakem. Oynayın dedi. Abdülkadir Kayalı. Top Berk'te. 80. dakikadayız Balıkesir'de. Onur Alkan. Onur. Uzun bir top attı Onur. Abdurrahman koştu. Savunmanın müdahalesi var. Abraham o bölgedeydi. Top kaybı. Şimdi cezaların dışı. Mert vurabilir. Vurdu da. İkinci hamle. Oyunu durduruyor hakem. Top Balıkesirspor'un diyor. Tam yayın orada. Birol Parlak yerde sevgili seyirciler. Birol Parlak da 90 doğumlu. Takımın yine önemli parçalarından bir tanesi. Tecrübesiyle, oyun bilgisiyle önemli bir isim. İşte burada hakem oyunu durdurdu ve bir serbest vuruş. Serbest vuruşu ev sahibi Balıkesir kullanacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü Erokspor önünde. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçı. Telafisi olmayan tek maç. Dakika 81. Taç atışı kullanıldı. Abdurrahman yerden. İdris. Tek top. Abdurrahman. Bakıyorum top oynalarının dışında out. Çok çalıştı Abdurrahman Kuyucu. Gerçekten ilk düdükten bu yana çok çalıştı. Mirsic oyuna girecek. 39 numaralı formasıyla Mirsic ve 11 numarayla Altion oyuna girecek olan isimler sevgili seyirciler. 5 oyuncu değişiklik hakkını hepsini kullanıyor. Balıkesir cephesi, Balıkesir teknik heyeti. Mirsic ve Altion kenarda, iki yabancıyı oyuna sürecek. Sevgili seyirciler, Mirsic'in ligde 2 golü var. Forvet oyuncusu Mirsic oyuna girme hazırlığı yapıyor. Hırvat oyuncu 33 yaşında ve onunla birlikte Altion da oyuna kenara geldi. Altion Bilalli 18 yaşında. Bu da 7. resmi maçı. Evet, 70 numarayla oyundan çıkan Şahan sevgili seyirciler. 11 numarayla Altion oyuna girdi. Bakalım Mirsic kim çıkacak? Mirsic oyuna girecek. 24 numarayla Anıl Taşdemir oyundan çıkıyor. Çok yoruldu. Çok yoruldu Anıl ve oyuna giren isim Mirsic. Antonio Mirsic oyunda sevgili seyirciler. Taç atışını kullandı Balıkesir. Oyunu durdurdu hakem. Serbest vuruş. Görüntüde Hüseyin Afkan 18 numarayla, çok çabuk, çok hızlı bir oyuncu. Gerçekten iyi bir oyun ortaya koydu şu ana kadar Erok'ta Hüseyin Afkan. Kanat değiştirdi Hüseyin. Soldaydı, şimdi sağ kanada geçti. Altion. Abdülkadir. Birol. Hüseyin Afkan. Hüseyin yerde. Topa diyor hakem. Faul beklentisi. Şimdi topun üzerine bastı Birol Parlak ve ortaya çok şık bir pas attı. Serdar geliyor. Önünde büyük bir boşluk var. 4 oyuncu içeride. Serdar açtı topu ayağından. Hızlı ucuma çıkmak istiyor Abdullah. Abdullah kaybetti o bölgede. İsmail. Mirsic. Abdullah Sezgin. Kaleci Yaren. Tehlikeli bir nokta. Çok büyük bir hata. Vuruş ve son müdahale savunmadan. Enteresan bir pozisyon. Mirsic değerlendiremedi. Abdurrahman. İsmail. Tekrar aldı. Serdar yüksek bir top attı içeri doğru. Kaleciye bir pas. Tam zamanında araya girdi Muammer Sarıkaya. Onur. Dakika 85 sevgili seyirciler, Balıkesir'de. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi. Ev sahibi takım bu sonuçla bir üst tura yükselecek. Ama henüz son düdüğü duymadık. İlk düdükle birlikte çok hızlı başladı maç ve o tempoda da devam ediyor. Hem Balıkesir'i hem bir kere Erokspor'u alkışlayalım. Gerçekten kafa kafaya tur için sadece futbolu düşünen oyuncu topluluğu yürekten bir kere alkışlayalım. Turu kim geçerse geçsin, kaybedeni de turu geçeni de alkışlayalım. İki takım da çok iyi oynadı ve oynamaya da devam ediyor. Artık son viraja girdik. Araya atılan bir uzun top. Hareketlenen İdris. İdris iki oyuncu karşısında çekti topu geriye. Ceza alanının dışı, vuruş dışarı, out. Biraz önce burada kaleci Yaren'in hatası, stoperin hatası daha doğrusu. İşte bu vuruş etkili olmadı Mirsic adına. Burada da Hüseyin Afkan yerde kalmıştı. Erokspor'da bir faul beklentisi vardı ama devam dedi karşılaşma hakemi Günel Uzuner. Şu ana kadar iki sarı kart gösterdi hakem. Açıkçası iyi niyetli oyuncuların olduğu bir mücadeleye tanıklık ediyoruz. Çok fazla böyle hakemlik bir konuşulacak bir pozisyon olmadı. Doğrusunu söylemek gerekirse orta hakem yardımcılarıyla çok iyi koordineliydi, onu da söyleyelim. Dakika 87, 2-1 önde Balıkesirspor. 7. dakikada Oğuzhan Aynaoğlu golü attı, ilk golü attı. Ardından 51'de penaltı Anıl Taşdemir. 60. dakika Erokspor adına Enes Soy farkı 1'e indirdi ve maç 60. dakikadan itibaren 2-1 devam ediyor. Çalan düdük serbest vuruş kullanacak. Ev sahibi Balıkesir. Yerde kalan Oğuzhan Aynaoğlu. Topu ölü alanlara atıp orada tempoyu düşürme düşüncesinde ev sahibi Balıkesir'de oyuncular, özellikle Oğuzhan kanatta, diğer tarafta da Mirsic'in ayağına geldiğinde bir anda tempoyu düşürüyor bu iki oyuncu. Şimdi bir serbest vuruş. İki kişilik bir baraj. Çaprazdan bir pozisyon. Ceza alanında Abraham'ı görüyorum. Uzun boylu ve 5 numarayla Serdar da geldi stoper. Birol Parlağı da görüyorum. Doğrudan kaleye. Abraham ama bayrak havada. Bayrak havada. Bayrak havada. Yardımcı hakem Mikail Can görüntüdeydi. Muammer Sarıkaya. Hani bazı maçlar vardır. Göz açıp kapayıncaya kadar süre biter. Öyle bir maç. Hani biraz daha oynansa gerçekten keyifle anlatırız ve keyifle izlenir. İşte o maçlardan bir tanesi sevgili seyirciler. Hem Balıkesir hem Erokspor çok iyi bir oyun ortaya koyuyor. Futbol adına iyi işlerin olduğu bir mücadeleye tanıklık ediyoruz. Dakika 89. Şimdi uzun bir top. İçeri doğru Hüseyin koştu. Çok çabuk bir oyuncu. Hüseyin vurdu. Atilla'da kalıyor. Atilla Özmen. Hüseyin Afkan. Yine araya çok iyi sızdı Hüseyin. İşte bakın, aldı böyle vurdu ve kaleci de kaldı. Biraz daha etkili bir vuruş yapmış olsa belki de kaleci Atilla zor bir pozisyonda yakalanabilirdi ama doğrudan cepheden gelen topta Atilla izin vermiyor rakibine. Erokspor'da tabii göze batan oyuncular var sevgili seyirciler. Hüseyin Afkan iyi bir oyun ortaya koydu. Abdurrahman Kuyucu yine göze battı iyi oyunuyla. Savunmada Berk Taşkın çok iyiydi, kabul edelim. Mert Somay takım içi abiliği 9 numaralı oyuncu. O da çok iyi bir görüntü sergiledi. Oyundan çıkan Enes Soy da iyi bir oyun ortaya koydu. Yani takım halinde iyi bir görüntü çizdi. Tabii skor tabelasında ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğü var. Kadro kalitesi bakımından daha etkili bir takım görüntüsü sergiliyor. Tabii lig farkı da var aralarında sevgili seyirciler. Balıkesir tabii bu avantajları, saha içindeki deneyimli oyuncuların avantajıyla şu anda tabelada 2-1 önde. 6 dakika 4. hakemin elindeki tabelada yazıyordu. 6 dakika maçın sonuna ilave edildi. İlk yarıda da 1 dakika, toplamda 7 dakika uzatma vermiş oldu maçın orta hakemi Gürel Uzuner. Evet, 6 dakika, zor bir 6 dakika bizi bekliyor. Kaleci Atilla. Uzun bir degaj. Kafayla karşılayan Berk. Abdülkadir. Yardımcının bayrağı havada. Serbest vuruş ev sahibi takımın. Bir de sarı kart geliyor. Sevgili seyirciler, 21 numarayla Hakkı Türker. Hakkı görüntüde. Birol. Kaleci Atilla. Abdurrahman taç atışını kullanacak. Ev sahibi Erokspor baskıyı kurdu yine konuk takım. Aziz stoperleri de artık ileri ucun bölgesine gönderdi konuk takım. Bir gol atıp maçı uzatmaya götürme düşüncesinde Eroksporlu oyuncular ve şimdi bir kontra yakalama düşüncesinde Balıkesir. Yine kendi yarı alanında bir top kaybı yaşadı. Ev sahibi Balıkesir. Hüseyin Afkan. Hüseyin'den sağ tarafa. Sağ tarafta Abdurrahman. İyice kapandı Balıkesir. Sadece ileride Mirsic'i görüyorum. Berk ön tarafa çıktı. İdris. İdris'ten sağa. Sağ tarafta Onur. Orta pozisyonu arıyor. Çekti topu yanındaki Abdurrahman'a. Onun ortası geliyor. Ters vuruş. Ters vuruş sevgili seyirciler. Ters bir vuruş. 2-2 oldu. Uzatma bölümünde 90+3. dakikada çok üzgün. Adeta yıkıldı şu anda. Abraham yıkıldı. 90+2. Durum 2-2. Abraham yıkıldı. Balıkesirspor 2, Erokspor 2. İşte Abraham'ın kendi kalesine attığı gol. Durum 2-2. İşte Ziraat Türkiye Kupası bu. İşte Türkiye Kupası bu. Son düdüğü duymadan konuşmak çok doğru değil. Yaren Sözer böyle seviniyor kaleci. Durum 2-2. Abraham üzgün. 92. dakika. Kendi kalesine attı Abraham. Henüz hiçbir şey bitmedi diyor teknik direktör. Kenarda Selahattin Dinçel. Sevgili seyirciler, durum 2-2. Yeniden santra ile oyun başladı. Durum 2-2. Tam 4 gol var. Taş atışı. Hemen bakıyorum. 5 oyuncu değiştirdi Balıkesir. Erok şu ana kadar 4 oyuncu değişikliği yaptı. Çok güzel bir ara pas. Orta pozisyonu, cezalarına da korner. Savunmadan top dışarı çıkıyor. Abdullah Sezgin görüntüde. İkinci yarıda oyuna girmişti. Şimdi bir köşe vuruşu, artık uzatma bölümündeyiz sevgili seyirciler. 96+4. dakikadayız. 4. dakikada bitirmek üzereyiz. Korner kullanıldı. Faul solu geliyor. Savunmanın müdahalesi. Şimdi cezaların dışı. Oyun açıldı. Orta pozisyonu. Baktı içeri Birol. Döndü rakipten. Tekrar Birol. Çevirdi arkaya. Abdülkadir Kayalı. Abraham. Abraham. Şimdi çekti topu geriye. Abdülkadir bir kez daha sol kanada doğru. Orta uzak noktaya geldi. Mirsic çevirdi. Şut dışarı. Şutun sahibi İsmail Yüksek. Balıkesir Atatürk Stadı'nda 4 gol. Durum 2-2. Çok keyifli ve çok güzel bir karşılaşmaya tanıklık ediyoruz. Sevgili seyirciler, şu anda iki takımın oyuncuları tur biletinin ucunu tutmuş vaziyette. Beni uyarmayı biliyorsun ama ön tarafı uyarmayı bilmiyorsun dedi kaleci Yaren. Beraberlik golünde müthiş bir sevinç yaşamıştı. Yaren İzzet Sözer, 97 doğumlu. Oldukça başarılı bir kaleci sevgili seyirciler. Maç içinde önemli kurtarışları var, onu da söyleyelim. Sağ kanada doğru geldi top. Balıkesir son bölümde bir gol atıp işi bitirme düşüncesinde. Abdullah yatarak müdahale geldi. Top Erokspor takımında. O bölgede top sıkıştı ve serbest vuruş Erokspor kullanacak. Her an düdüğü çalabilir maçın hakemi. Evet, gözümüz artık hakemde. Uzun bir top geldi. Abraham arkaya doğru indirdi. Gol pozisyonu olabilir. Kaleci çıktı, aldı Atilla. Maç bitti. Balıkesirspor 2, Esenler Erokspor 2. 90 dakikanın skoru. Ve bizleri uzatma bölümü bekliyor sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, evet bakın, uzatmaya giden bu gol, Yaren çok seviniyor, diğer kaleci çok üzülüyor ve Abraham adeta yıkılıyor. Çok üzgün, hakikaten çok üzgün ve zorlukla yerden kalkıyor. Üzgün, Yaren çok üzgün, Abraham çok üzgün. Tabii ki de hiçbir oyuncu kendi kalesi atmak istemez ama pozisyon gereği de açıkçası yapabilecek bir şey yoktu sevgili seyirciler. Şu anda 2-2'lik bir tablo. 90 dakikanın böyle bittiğini vurgulayalım. Bakalım ikinci yarıda, daha doğrusu uzatma bölümünde 15'er dakikalık iki yarıda bizi nasıl bir oyun bekliyor? Hep birlikte göreceğiz. Tabii bu arada da oyuncular adelelerini rahatlatıyor. Evet, şimdi maçtaki golleri hatırlayalım. Bu gol 7. dakikada geldi. Oğuzhan Aynaoğlu'yla. Ardından 51. dakikada penaltı. Anıl Taşdemir durumu 2-0 yaptı. Sonrasında 60. dakikada tamamen değişen bir Balıkesir, daha doğrusu Erokspor. İşte bu golle Enes Soy'la durumu 2-1'e getirdi konuk takım ve bu da Abraham'ın kendi kalesine attığı gol. Durum 2-2 oldu. Şimdi 15'er dakikalık iki uzatma bölümü bizi bekliyor. Orada da eşitlik bozulmazsa bu kez seri penaltı atışlarının ardından tur atlayacak takım belli olacak. Keyifli bir 90 dakikaya tanıklık ettik sevgili seyirciler. Gerçekten temposuyla, oyuncuların iyi niyetiyle, sadece futbolun olduğu, futbolun konuşulduğu bir maça tanıklık ettik. Tabii iki teknik adam da son direktifleri artık verecekler. 2-15 dakikalık dilim öncesinde Selahattin Dinçel ve diğer tarafta Mesut Dilsöz. Adelelerini gevşeten oyuncular da var. Ve Mesut Hoca tabii yardımcılarıyla birlikte şu anda kenarda Mesut Dilsöz. Artık son hazırlıklar yapılıyor. Bekliyoruz hakem triyosu da, yani dördüncü hakem de orada. Bu arada taktik tahtası da geldi Erokspor'un oraya, o bölgeye. Taktik tahtasını herhalde kullanmayacak teknik direktör Selahattin Dinçel. 11 numaralı formasıyla Enes Soy, bakın orada arkadaşlarına bir şeyler söyledi. Ve onunla beraber Mert de bir şeyler anlatıyor. Tabii onlar deneyimli oyuncular. Saha içinde yapması gerekenleri genç arkadaşlarına, genç meslektaşlarına anlattılar. Buna tanıklık ettik, gördük. Evet, Balıkesir cephesi de son taktiğini belirledi ve artık 15'er dakikalık iki devre bizi bekliyor. Son bölümde maçı uzatmaya taşıdı Erokspor takımı. Abraham'ın kendi kalesine attığı gol. Evet, bu yarıda da top kale seçimi yapılacak. Sevgili seyirciler, iki kaptan 9 numarayla Mert ve Atilla Özmen, Balıkesir kalecisi, top kale seçimi maçın başında olduğu gibi yine aynı seçim yapıldı. Ekranın sol tarafındaki bölüme Balıkesir geçiyor. Sağ tarafında da Erokspor olacak. Baktığımızda bu açıda kırmızı beyaz renkleriyle Balıkesir takımı, sevgili seyirciler, beyaz tonuyla, beyaz ağırlıklı tonuyla ve yeşil sarılı parçalı formasıyla da Erokspor tarafı ve oyuncular şimdi kendi yarı alanında. Eroksporlar kenetleniyor sevgili seyirciler. Özellikle ikinci yarıda oynadıkları oyunla maçı bir anda uzatmaya taşıdı Erokspor takımı. Ve şimdi tur yemini ediyor oyuncular. Oldukça inanan bir Erokspor tarafı görüyorum. Açıkçası onu da söyleyeyim. Evet. Uzatma bölümü başlıyor. Dördüncü hakem ekranda. Ve düdük çalıyor. Uzatmaların ilk yarısına Erokspor başladı. Onur. Onur'dan uzun bir top. Kafayla karşılayan isim Birol. İleri doğru. Bu kez araya giren Kaan oldu Balıkesir'de. Şimdi uzun bir top geldi. Topla birlikte Oğuzhan kaybediyor. Çizgi üzerinde Abdurrahman Kuyucu. Geriye döndü Hakkı. Abdullah Sezgin topu havalandırdı. İdris giderken Abraham bırakmadı. 90+3. dakikada kendi kalesine attığı gol. Abraham görüntüde. İkinci yarıda oyuna girmişti ve şu anda 2-2'lik bir skor ve uzatmanın ilk bölümünün ilk dakikasını bitiriyoruz. Taç atışı kullanıldı. Mert, Abraham dışarı atıyor taç. Erokspor'un. Abdurrahman. Evet, top Balıkesir'in dedi hakem. Oyun taç atışıyla devam edecek. Top ortada. Şimdi İdris. İdris vurabilir. İdris geldi. İdris vurdu. Kalecinin müdahalesi. Korner. İdris geldi, vurdu ve kaleci Atilla çok iyi uzandı. Yine bu yarıya da çok iyi başlayan Erokspor. Köşe gönderine gitti Onur Alkan. Onur kullandı korneri uzak noktaya doğru. Kafayla Abraham. Bir kez daha içeri Hüseyin. Yine kafayla uzaklaştırdılar. Bir yüksek top daha. Cezaların ön tarafı Onur'un önüne. Onur aldı. Kaleye vurabilir. Onur şimdi geriye attı. Abdurrahman. Yerleşti Balıkesir savunması. Onur. Tekrar Abdurrahman. Bu kez Abdullah Sezgin. Muammer. Yerden. Sağ kanada. Orta pozisyonu arıyor Erokspor takımı. Bu yarı başlar başlamaz oyunu tamamen yıktı Balıkesir ceza sahasına konuk takım. Hüseyin'den geldi orta. Kafayla karşılayan oyuncu Birol. Bir kez daha içeri. Atilla için kolay bir top oldu. Atilla'dan uzun bir degaj. Göğsüyle topu yumuşattı Mert Somay. Mert'in pası. İdris sağ kanada attı, Hüseyin orta. Takım arkadaşına çarptı top ve Atilla'da kaldı. Atilla da hemen eliyle başlattı. İsmail. Tekrar onda top. Şimdi sağ kanada. Sağ tarafta Altion. Abdülkadir Kayalı. İsmail çekti geriye. Abdülkadir yerden. Altion. Mirsic. Tek top Altion. Kaleye vurabilir. Sağ kanada attı topu. Sağ tarafta orta geldi. Ceza alanı. Kalecide kaldı Yaren. Ve bir sakatlık var. Yaren hemen eliyle başlattı. İdris önünde büyük bir boşluk. İdris, Abraham savunmada. İdris topu dışarı attı çünkü takım arkadaşı bir sakatlık yaşıyor. Başını tutuyor şu anda ve kendini bıraktı. Muammer Sarıkaya, evet. Muammer başını tutuyor. Tehlikeli bir yer, inşallah bir şey yoktur. Bakalım pozisyona. Evet, burada bir darbe almış olsa gerek ki yerde kaldı. Evet, şimdi kalktı, kötü bir şey yok. Oyun taş atışıyla devam edecek. Top Balıkesir'de ve Balıkesirli oyuncular da topu Eroksporlu oyunculara veriyor. Isınan oyunculardan bir ismi daha çağırıyor Erokspor cephesi. 4 oyuncu değiştirmişti. Hüseyin. Geriye bir top. Onur. Tekrar Onur'a doğru bastı, topa kaydı. Pozisyonunu kaybetti Mirsic. Mirsic'den sağ kanada. Sağ tarafta şimdi topla gelen Altion. Altion gitti, iki oyuncu sıkıştırdı. Yatarak müdahale geliyor. Berk Taşkın. Taç atışını Erokspor kullanacak dedi yardımcı hakem. Abdullah Sezgin taç atışını kullanma hazırlığında. Abdurrahman Kuyucu. Yüksek bir top, bir kafa darbesi. Top yeniden yere indi. Sağ kanada. Kaan. Orta pozisyonu arıyor Balıkesir takımı. Abdülkadir. Cezaların ön tarafı. Mirsic yerden top kaybı. Balıkesir'de teknik direktör Mesut Dilsöz bile kenarda çıldırdı o pozisyonda. Top yeniden ev sahibi takımda. Oğuzhan Aynaoğlu geriye attı. Abdülkadir Kayalı bir duvar pası. Açı dar, orta geliyor ama nereye? Penaltı beklentisi var orada. Top çıkmadı. Bir kez daha orta geldi. Ceza alanı, yerden gol pozisyonu. Şut, kaleci çıkarttı. Yaren bir ikinci hamle, yine savunmadan döndü. Yaren'den müthiş bir kurtarış. Şimdi karşı atak şansı. Yine tempo çok yükseldi. Yine uzun bir top geliyor. Abraham savunmada, offside bayrağı kalktı. Offside bayrağı kalkıyor. Sevgili seyirciler, izleyeceğiz pozisyonu. Bakın. İşte burada bu pas. Sert vuruş ve Yaren müthiş çıkarttı kaleci. Harika bir kurtarış. Şutun sahibi İsmail'di. Burada da bir penaltı beklentisi hemen ekrana geliyor. Peş peşe pozisyonlar. Yeniden maçtayız. İsmail. Duvar pası İsmail aldı. İsmail bir çalım. Şimdi içeri baktı. Uzak noktaya doğru orta pozisyonu aradı. İsmail. Topu hala kendisinde. Çekti topu geriye. Abdülkadir Kayalı. Sağ kanada. Sağ tarafta orta hazırlığı. Orta Kaan. Pasını verdi daha doğrusu. Şimdi bir duvar pası. Bakıyorum korner. Balıkesirspor takımı özellikle son 3-4 dakikadır müthiş bir baskı kurdu. Erokspor kalesinde Yaren görüntüde çok iyi bir kurtarışa imza attı. Biraz önce köşe vuruşunu kullanacak Mirsic'le. Ev sahibi takım. Mirsic içeri şöyle bir baktı. Ceza sahasında 6 oyuncu var. Mirsic fasolu geldi. Yaren yumrukladı. Tek yumruk. Cezaların dışına açıldı top. Oğuzhan Aynaoğlu bir çalım bırakmadı o bölgede. Araya giren oyuncu 22 numarayla Muammer Sarıkaya ve Taç. Bir oyuncu değişikliği daha yapacak. Uzatma bölümüne geldiğimiz için sevgili seyirciler, ev sahibi Balıkesir daha önce 5 oyuncu değiştirmişti. 14 numarayla Cedric oyuna girecek şimdi. Hazırlık yapıyor. Kenara geldi siyahi oyuncu. Hüseyin Afkan'la atağa çıkma düşüncesinde Erokspor takımı. Şimdi Mert Somay. Mert attı çalımı. Mert götürüyor. Mert tek başına. Sol tarafta Abdurrahman Kuyucu vardı. Belki onu atabilirdi ama kaybetti pozisyonunu. Mirsic. Mirsic'ten sağ kanada. Sağ tarafta Altion. Döndü geriye. Abdülkadir Kayalı duvar pası. Ceza alanı açı dar. Ama tam zamanında bir müdahale. Taç atışı Balıkesir'in. Bekleyin dedi hakem. Oyuncu değişikliği yapacak. Ev sahibi Balıkesir. Cedric oyuna girecek. 4 numarayla Abdülkadir Kayalı oyundan çıkıyor. Sarı kartı da vardı Abdülkadir'in. Ve Cedric şimdi oyuna giriyor. Oyunu hızlandırmak istiyor teknik direktör Mesut Dilsöz ve Cedric oyuna dahil oldu. Yeniden maçtayız. Cezaların dışına doğru geldi top. İsmail Yüksek. Cedric top istedi. Duvar pası. Ceza alanı. Yerden savunmanın müdahalesi geldi. Şimdi araya giren Abdurrahman. En geriye döndü Mirsic. Risk aldı Mirsic. Kaleci Atilla çıkın dedi. Atilla'dan ileriye doğru Kaan'a. Mirsic top kaybı. Erokspor yine o bölgede müthiş bir presle topu kaptı. Hareket eden oyuncu Hüseyin. Hüseyin götürüyor, yerden oynadı. Orta şansı ama topu ayağından açtı. Topu ayağından açtı. İdris ve kale vuruşu hemen kullandı Atilla. Cedric şimdi geriye. Oyuncuların maçı penaltılara götürmeye niyeti yok. Gördüğünüz gibi müthiş bir tempo. Altion döndü geriye Mirsic'e. Ondan Abraham. Tekrar Mirsic. Serdar sol kanada attı. Cedric ortada top istiyor. Cedric'e doğru gelmedi. Serdar Güncü. Şimdi Cedric. Cedric topla buluştu. Yerden atıyor topu. Yatarak müdahale geldi. Taç. Git desteğe. Desteğe git. Orta pozisyonu arıyor Oğuzhan Aynaoğlu. İsmail çekti topu geriye. Orta pozisyonu Serdar. Şimdi Birol. Birol parlak. Birol önünü boşalttı. Birol'dan sola. Orta pozisyonu. Şimdi içeri doğru. Mirsic'e doğru geldi ama müdahale tam zamanındaydı. Korner. 102. dakikadayız. Balıkesir'de. Erokspor takımında da bir oyuncu değişikliği gerçekleşecek. 19 numarayla Muharrem Öner geldi kenara. Bekleyin dedi karşılaşmayı yöneten hakem. 7 numarayla Abdurrahman Kuyucu oyundan çıkıyor. Hakikaten çok çalıştı Abdurrahman Kuyucu ve bu dakikada uzatmada yerini Muharrem Öner'e bırakıyor. Sevgili seyirciler 5 oyuncu değiştirdi. Esenler Erok şu anda 2 oyuncusu var oyuna girmeyen sadece. Yiğitcan Gölboyu ve kaleci Ercüment Kafkasyalı. Kuyucu Abdurrahman oyundan çıktı ve bir taze kan oyuna girdi. Köşe vuruşu kullanıldı. Penaltı noktasına doğru gelen topu uzaklaştırıyor Eroksporlular. En geride Kaan var. Kaan'dan sağ kanada. Sağ tarafta Birol. Orta pozisyonu. Fasolu gönderiyor içeri doğru. Kaleci çıktı Yaren ve topu aldı. Yaren hemen uzun bir degaj. Bu arada takım arkadaşı kale sahası ön çizgisine yerde. Cedric bekleyin dedi karşılaşma hakemi. Çünkü bir oyuncu yerde konuk takımda Aziz Aksoy. Evet bakın burada. Evet orada hani eskilerin bir deyimi vardır. Makasta kalmış. Takım arkadaşı Yaren ve Abraham'la girdiği ikinci mücadeleden sonra neyse kötü bir şey yok Aziz Aksoy'un. Aziz de 2000 doğumlu. Kalktı, oyuna devam edecek. Kötü bir şey yok. Cedric'le atağa kalkarken Balıkesir hakem oyunu durdurmuştu sakatlıktan dolayı ve yeniden topu Cedric'e bıraktı ve oyun kaldığı yerden devam ediyor. Kaan, Abraham, 90+2. Dakikada kendi kalesine atmıştı Abraham Balıkesirspor'da ve Erokspor takımı maçı uzatmaya taşımıştı. Abdullah Sezgin taç atışını kullanma gayretinde attı ileriye doğru. Topu havalandıran İdris. Altion, tek top. Kaan, Cedric. İleri doğru tek top ama hakem oyunu durdurdu sevgili seyirciler. Bir faul kararı. Balıkesir kullanacak. Yerinden kullanılmasını istedi hakem. Kaan, Serdar, Birol, baskı yapan oyuncu Hüseyin. Devam diyor karşılaşmanın hakemi. Balıkesirspor atağı. Mirsic. Mirsic'ten sola. O bölgede karşılayan Muammer Sarıkaya. Serbest vuruş kararı. Sevgili seyirciler, uzatmanın ilk bölümü bitti. 2-2'lik eşitlik bozulmuyor. İkinci yarı hemen başlayacak. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa bu kez seri penaltı atışlarına geçeceğiz. Kaleler hemen değişilsin istedi karşılaşmanın hakemi. Gürel Uzuner, görüntüde Mesut Dilsöz, Balıkesir teknik direktörü ve diğer bölümde Selahattin Dinçel. Bu bölümde de taraflar eşitliği bozamadı. Evet, şu anda oyuncular su ihtiyaçlarını gideriyor. Evet, çağırıyor şu anda hakem. Evet, şimdi başlayacak. Son 15 dakika. Ve son 15 dakika başladı. İsmail, tek top. Berat. Erokspor kapandı o bölgede. Hüseyin Afkan. Tekrar Hüseyin. Aldı topu, Hüseyin götürüyor. Oynayın dedi maçın hakemi, Hüseyin gitti. Hüseyin yerde, yardımcının bayrağı havada. Serbest vuruş Erokspor'un. Hüseyin hakikaten maça damgasını vurdu diyebiliriz. 18 numaralı oyuncu Hüseyin Afkan. Şimdi Onur Alkan topun başında. Esenler Erokspor'da. Uzatmada ikinci yarı az önce başladı. Artık son virajdayız. Topun başında Onur. Hakem düdüğü çaldı. Onur geliyor. Fa solu indi top. Kafa vuruşu. Abraham yine kendi kalesine atabilirdi. Muammer. Hüseyin Afkan. Şut dışarı. Hüseyin. Kaleci Atilla kullanacak kale vuruşunu. İsmail. İsmail'in gönderdi ama offside. Offside. Bayrak Oğuzhan için kalktı. İki oyuncu birden. Aziz. Gel Muammer. Yine sol kanattan atak hazırlığında Erokspor. Oyunu durdurdu mücadelenin hakemi. Bayrak bir kez daha havada. Top bu kez Balıkesir'in. Evet, taç atışı. Cedric. Serbest vuruş Balıkesir'in. Cedric yerde. İyi payet. Herkes de adam, Bir duran top organizasyonu sevgili seyirciler. Ceza sahasında 5 oyuncu. Topun başında İsmail var. Yaren kaleci uyardı bütün arkadaşlarına, yüksek bir top geldi. Abraham vurdu. Out. Görev alanına dönüyor Abraham. Tamam oğlum, tamam, hakemle işimiz yok. Haydi oyuna dön. Yaren kullanacak kale vuruşunu sevgili seyirciler. Ver Mami, dön topa. Topa dön. Evet. Uzun bir top. Hüseyin. Orta alanda görüyorsunuz top kapma mücadelesini. Uzaklaştırdı savunma. Saat 15.30'da Adana Aksaray Belediye maçı başlayacak sevgili seyirciler. Orada da mikrofonda Mustafa Göksu olacak. Cedric. Ve kaleciye geri pas. Yaren. Cedric'in önünde kaldı. Cedric. Mirsic vurabilir. Sola attı topu. İki oyuncunun arasından çıktı İsmail. İsmail Cedric yanına, atmadığı yerden oynadı. Ceza alanının dışı. Kalk diyor karşılaşmanın hakemi. Bir serbest vuruş bekledi Balıkesirli oyuncular ve şimdi sağ kanada Hüseyin Afkan gidiyor. Hüseyin son derece süratli bir oyuncu. Hüseyin aldı topu. Hüseyin girdi ceza sahasına. Hüseyin yerden ortaladı. Vuruş etkili değil. Vuruş etkili değil. Mert Somay. Takım kaptanı Mert. Mert Üzgün. İşte Hüseyin bakın iyi götürdü. İyi de ortaladı. Ama bu vuruş istediği gibi olmadı. Sol kanatta Mirsic oldukça süratli. Mirsic baktı içeri, bir çalım attı. Mirsic ceza sahasında. Mirsic içeri girdi. Mirsic vurdu, bakıyorum. Yardımcının bayrağı havada. Korner. Yaren çok sinirli. Kaleci Yaren çok sinirli. Çıkmadığını düşünüyor Yaren. Evet, Adana'ya gidelim. Adana Aksaray Belediye maçı için İsmail koştu ve dışarı çıkıyor. Out. Artık son virajdayız. Hakemler saatini sık sık kontrol ediyor. 2-2'lik tablo. Uzatmanın ikinci yarısında da artık zamanı tüketiyoruz. Ve seri penaltı atışlarına geçeceğiz. Tabii son düdüğü duymadan... Bunu söylemek erken. Kaleci Yaren kullandı kale vuruşunu. Ve karşılaşmanın hakemi bitirdi. Penaltı atışlarına gidiyoruz sevgili seyirciler. Balıkesir'de tur atlayacak takımı penaltı atışları belirleyecek. Evet, 7. dakikada Oğuzhan Aynaoğlu takımını 1-0 öne geçirdi Balıkesir adına. 51'de Anıl Taşdemir penaltıyla durumu 2-0 yaptı. 60. dakikada Enes Soy durumu 2-1 yaptı. Erokspor adına farkı 1'e indirdiler. Ve 90+2'de Abraham kendi kalesine attı Balıkesir'de ve 90 dakika 2-2 bitti. Ardından 15'er dakikalık 2 devrede de taraflar eşitliği bozamadı Balıkesir'de ve tur atlayan tarafı penaltı vuruşları belirleyecek sevgili seyirciler. Adana Aksaray Belediye maçı da başlamıştı. Dönüşümlü yayınımız içerisinde sevgili seyirciler, Adana Aksaray maçı da son derece önemli ve keyifli bir maç olacak kuşkusuz. O da bu mücadelede uzatmaya gitti. Uzatmada taraflar eşitliği bozamadı. Normal süre ve uzatma 2-2 bitti. Şimdi seri penaltı atışlarının ardından tur atlayacak taraf belli olacak A-Spor ekranlarında. Evet, İki takımı da şu mücadelelerinden dolayı tebrik etmek lazım. Sonuna kadar fizik gücünü kullandığı iki takımda, hem Erokspor hem Balıkesirspor gerçekten çok çetin, çok keyifli, bol pozisyonlu, son derece heyecanlı bir 120 dakikaya tanıklık ettik. Ve artık kalecilerde son söz. Bakalım kaleciler ne diyecekler bu penaltı atışlarında. Şimdi penaltıcıları belirliyor iki teknik adam, Mesut Dilsöz ve Selahattin Dinçel. Bakalım kimler penaltı vuruşu kullanacak sevgili izleyiciler. Artık son görüşmeler, son özellikle penaltıcılara anlatılıyor hangi tarafa vuracakları. Tabii rakip takım kalecilerinin de zafiyeti muhtemeldir ki konuşuluyordur bu arada. Güzel bir 120 dakika izledik. İşte görüntüde Yaren özellikle kritik pozisyonlardaki kurtarışlarıyla işi buraya kadar getirdi diyebiliriz. Payı çok büyük kuşkusuz Yaren'in. Şimdi bakalım penaltı atışlarında nasıl bir performans ortaya koyacak genç kaleci. Ve ekranda Atilla Özmen, 88 doğumlu. Deneyimli bir kaleci, önemli bir kaleci, takım kaptanı Atilla zaten. Bugün birinci kaleci Vukovic yok. Balıkesir'de maçı tribünden takip ediyor. Kalede Atilla Özmen var ve şu anda hakemlerle konuşuyor. Bakalım hangi tarafta atılacak bu seri penaltılar. Atilla ve maçın hakemi Gürol Uzuner'le birlikte yardımcıları Kadir Kantekin ve Mikail Can. Kısaca şöyle herhalde bir 120 dakikayı değerlendirmiş olsa gerek. Evet, bugün 4 gole tanıklık ettik 120 dakika içerisinde. enteresan şeyler oldu maç içerisinde. Özellikle Abraham'ın son bölümde uzatmada kendi kalesine attığı golden sonra çok üzüldü, çok yıkıldı gerçekten Abraham ve Erokspor tarafı da bu golde büyük bir sevinç yaşamıştı ve o golle uzatmaya, uzatmada da iş bozulmadı, beraberlik bozulmadı ve şimdi seri penaltı atışları. Artık penaltı atışlarının ardından tur atlayan taraf belli olacak. İki kaptan ekranda, 9 numarayla Mert Somay ve diğer tarafta Atilla. Penaltı vuruşlarına geçiyoruz. Canlı yayınımızda sevgili seyirciler, Balıkesirspor mu yoksa Esenler Erokspor mu tur atlayacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Az bir zamanımız var. Penaltıcılar belirlendi tabii. Hem Balıkesir'de hem de Esenler Erok'ta. Dördüncü hakem de orta hakeme su getirdi. Su ihtiyacını gideriyor. Maçın hakemi Günal Uzuner. Tur atlayan tarafı penaltı atışları belirleyecek Balıkesir Atatürk Stadı'nda. Her şey hazır artık, biz de heyecan içinde bekliyoruz. TFF 1. Lig temsilcisi Balıkesirspor, TFF 3. Lig ekibi Esenler Erokspor. Çok müthiş bir 120 dakikaya tanıklık ettik. Kaybedenin de alkışlanacağı bir karşılaşma sevgili seyirciler ve kaleci Yaren kaleye geçiyor. İlk penaltı vuruşunu ev sahibi Balıkesirspor kullanacak. Maçın normal süresi 2-2'lik eşitlikle bitti. Uzatma bölümü de 2-2'lik eşitlikle bitti. Ve şimdi artık penaltı atışlarındayız. 39 numaralı formasıyla Antonio Mirsic geliyor topun başına. Sol ayaklı bir oyuncu Mirsic. Yaren kalesine dikkatli. Mirsic topu penaltı noktasına dikti. Bütün oyuncular orta çizgide şu anda, iki takım oyuncuları. Mirsic topun arkasında. Karşılaşmanın hakemi işaretini vermek üzere. Yaren çizgi üzerinde. Mirsic geliyor. Mirsic ve top ağlarda. Penaltılarda Balıkesir 1-0 öne geçiyor. Gol Mirsic. Şimdi 10 numarayla Onur Alkan penaltı vuruşunu kullanacak. Esenler Erokspor takımında. Kaleci Atilla kalesine dikkatli. Evet, Onur Alkan topun başında. Kaleci Atilla dikkatli. Onur geliyor, dışarı atıyor. Onur kaçırdı penaltıyı. Çok üzgün. Sevinen oyuncu kuşkusuz Abraham. Çünkü 90+2'de kendi kalesine atmıştı. Çok üzülmüştü Abraham. 30 numaralı formasıyla az önce görüntüye geldi ve kaçan penaltı. Şimdi topun başında Oğuzhan Aynaoğlu var. Oğuzhan da deneyimli bir oyuncu, soğukkanlı bir oyuncu. Gol perdesini 7. dakikada o açmıştı. Penaltı vuruşu kullanacak şimdi Balıkesir'de Oğuzhan Aynaoğlu. Düdük çalıyor. Oğuzhan geliyor. Oğuzhan vuruyor ve gol. İkinci penaltıyı da gole çevirdi ev sahibi takım. Şimdi ikinci penaltı vuruşu için Mert Somay geliyor topun başına Erokspor'da. İlk penaltıyı Onur Alkan kaçırmıştı. Şu anda penaltı atışlarında 2-0'lık üstünlüğü var Balıkesirspor'un. Ve kaptan görüntüde Mert Somay. Atilla Özmen kalede dikkatli. Kaptan Mert geliyor. Mert geldi. Mert vurdu ve gol. Penaltılarda 2-1 oldu durum. Kaptanın golü Mert Somay. Şimdi de Altion topun başına geliyor. Altion Bilalli penaltı vuruşunu kullanacak. Üçüncü penaltıyı kullanacak Balıkesir'de. Yaren kalede dikkatli. Altion topu penaltı noktasının üzerine dikti. Altion geliyor. Altion ve gol. Altion. Balıkesir penaltıları kaçırmadı. 3 penaltının 3'ünü de gol yapıyor ev sahibi takım. Kullarından 2 penaltının sadece birini gole çevirdi Erokspor takımı. Ve şimdi 21 numarayla Hakkı Türker penaltı noktasının üzerine doğru geliyor. Hakkı ekranda. Kalede Atilla dikkatli. Hakkı topun başında, işaret geliyor. Hakkı geldi topun üzerine. Hakkı vurdu ve gol. Hakkı'nın golü. 3-2 şu anda durum. Penaltı atışlarında. Ve 4. penaltıyı Serdar Güncü kullanacak. Ev sahibi Balıkesir'de. Kaleci Yaren. Çizgi üzerine geldi yine. Maç içinde çok iyi kurtarışları vardı. Yaren kalede dikkatli ve Serdar bir hayli gerildi. Serdar geliyor. Serdar vurdu ve Yaren kurtardı penaltıyı. İşte bakın. Üç ikilik üstünlüğü devam ediyor Balıkesir'in. İki takım da birer penaltı kaçırdı sevgili seyirciler. Şimdi bu kritik bir penaltı. Muammer Sarıkaya topun üzerine geliyor Esenler Erok'ta. 3-2'lik üstünlüğü sürüyor ev sahibi takımın. 120 dakika 2-2'lik eşitlikle bitmişti. Muammer geldi ve gol. Muammer'in golü. Şu anda durum 3-3. İki takım da birer penaltı kaçırdı ve 5. penaltı vuruşu. İsmail Yüksek geliyor topun başına. Penaltı noktasına topu dikti İsmail. Yine Yaren iki direğe de gitti. Ayakkabılarını şöyle bir temizledi. Abraham. Çok heyecanlı Abraham. 90+2'de kendi kalesine attı ve çok üzülmüştü. İşaret geliyor. İsmail ve çıkarttı topu. Sevgili seyirciler, işte Yaren görüntüde. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Eğer bu turu Erokspor geçerse 1. sırada Yaren olur. Maçın adamı Yaren diyebiliriz. Ama henüz hiçbir şey bitmedi. 2 penaltıyı kurtardı. Şimdi 19 numarayla topun başına Muharrem Öner geliyor. Muharrem ekranda. Kritik bir penaltı bu. Penaltı atışlarında şu an itibariyle 3-3'lük eşitlik. Kullanılan son 2 penaltıyı kaçırdı Balıkesir. Muharrem Öner, işaret geldi. Muharrem geliyor. Muharrem vurdu ve bu da kaçtı. Atilla görüntüde. Muharrem de kaçırdı. Sevgili seyirciler, Maç henüz bitmedi. Kaçan penaltılar. Tabelada 3-3'lük eşitlik. İki takım da iki penaltıyı gole çeviremedi. Cedric kullanacak. Yaren kalede dikkatli. 6. penaltı vuruşuna geçtik. Cedric topu dikti beyaz noktaya. Yaren dikkatli kalesinde. Cedric geliyor. Cedric ve gol. Cedric topu ağlara gönderdi. Şu anda Balıkesir 4-3 önde penaltı atışları sonunda. Ve kritik bir penaltı. Çok kritik bir penaltı. Berk Taşkın geliyor. Kuşkusuz büyük bir baskı altında Berk. Ve bu kritik penaltı eğer kaçırırsa Balıkesir tur atlayacak. Çok önemli bir penaltı noktası. Penaltı vuruşu bu. Berk Taşkın için. Kaleci Atilla Özmen dikkatli kalesinde. Balıkesirspor'un 4-3'lük üstünlüğü var penaltı atışlarında. Balıkesirli yedek kulübesi ve Eroksporlu yedek kulübesi çok heyecanlı. Berk geliyor. Berk ve gol. 4-4. Berk Taşkın. Durum 4-4. Şimdi 7. penaltı atışlarına geldik. Durum 4-4. Ve 3 numarayla Berat Aydoğdu. Berat kullanacak şimdi penaltı vuruşunu. Ev sahibi Balıkesir'de. Yaren kalesine dikkatli. Berat geldi. Berat vurdu ve gol. 5-4. Şimdi Hüseyin Afkan 18 numaralı formasıyla penaltı vuruşunu kullanacak isim. 7. penaltıyı gole çevirdi Balıkesir. Berat Aydoğdu'yla ve şimdi de Hüseyin Afkan geliyor. Takımı adına 7. penaltıyı kullanacak. Atilla Özmen dikkatli kalede. Hüseyin Afkan işaret geldi. Hüseyin vurdu ve gol oldu. 5-5. Durum 5-5. 8. penaltı atışları. 8. kez beyaz noktaya gelecek oyuncular. 2 numarayla Kaan Kayalı'yı izleyeceğiz şimdi. Durum 5-5. Yaren yine dikkatli. Yine aynı hareketi yaptı. İki direği de ayakkabılarıyla temizledi direklerde. Kaan Kayalı topu dikti, geldi. Kaan vurdu direkt. Direkte patlıyor top. Direkte patladı top. Direkte patladı top. Penaltıyı, 8. penaltıyı kaçırdı şu anda Balıkesir ve topun başına İdris geçiyor. Çok kritik bir penaltı. Şu anda durum 5-5 ve 8. penaltı vuruşu. Bu gol olursa Esenler Erokspor tur atlayacak. Kaçırırsa devam edeceğiz. İdris topun başında. Kalede Atilla Özmen dikkatli. İdris baktı topa, baktı kaleye. İdris geliyor. İdris geldi. İdris vurdu ve gol! Top ağlarda gol. 3. lig temsilcisi Esenler Erokspor Balıkesirspor'u kupanın dışına itiyor. Gerçekten mükemmel bir maç izledik. Sevgili seyirciler, her dakikasıyla, ilk düdüğüyle, uzatmasıyla, penaltılarıyla mükemmel bir mücadeleye tanıklık ettik. Esenler Erokspor Balıkesirspor'u penaltı atışlarının ardından 6-5 mağlup ediyor ve kupada yoluna devam ediyor. Kuşkusuz baş aktörlerden birisi Abraham çok üzgün. Çünkü 90+2. dakikada kendi kalesine attığı golün ardından maç uzatmaya gitti. Uzatmada eşitlik bozulmadı. Seri penaltılara geçildi. Seri penaltı atışların ardından 8. kez penaltı vuruşu kullandı takımlar ve son final penaltısını gole çevirdi. Esenler Erokspor ve rakibini 6-5 penaltı atışlarının ardından mağlup ediyor ve tur atlıyor. Ben spikeriniz Aykut İnce, yönetmenimiz Kürşat Bağoğlu ile birlikte Balıkesir'den hepinize mutlu günler diliyoruz. İşte bu penaltı golüyle Esenler Erokspor Balıkesir'i mağlup ediyor. Hoşça kalın.